Evet, 26 Ağustos Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten güzel bir hafta sonu olsun diyoruz. Güzel bir cumartesi pazar olsun diyoruz. Ben Hakan Cantnaz, program arkadaşlarım sevgili Engin Yalçın ve sevgili Eray Balcı ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te beraber olacağız. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan programda keyifli bir birliktelik olsun diye düşünüyoruz. Yaklaşık bir hafta oldu. Bir haftadan biraz az değil mi? 6 gün oldu. Ama geçmek bilmiyor tabii günler. Tekrar sizlerle birlikte olmanın heyecanını, keyfini yaşıyoruz. Tabii hafta içerisinde de hayat devam ediyor. Akışına devam ediyor yaşam. Bizler gerek kendi hayatlarımızda, gerekse camia ile ilgili gelişmelere tanık oluyoruz, görüyoruz. Ve hemen ben arkadaşlarıma dönüyorum. Engin'le başlayacağım. Nasıl geçti geçtiğimiz hafta Engin, senin için neler söyleyeceksin? Hakan abicim, güzel geçti. Sağlığımız, sıhhatimiz, sevdiklerimiz iyi olduğu müddetçe biz de iyi oluyoruz. O haftayı dediğim gibi iyi geçmiş sayıyoruz. Yurt dışından yeğenlerim gelmiş. Dün de konuşmuştuk zaten. Evet. Onları gördük. Özlem giderdi. Koca delikanlı olmuşlar. Artık oturuyoruz böyle adam gibi. Sohbet ediyoruz böyle. Konuşuyoruz. Maşallah. Güzel geçti. Yarışları seyrettik. Onların zaten bugün analizlerini yapacağız. Harika. İnşallah izleyenlerimize keyif alırlar. İnşallah diyelim ve hemen Eray'a dönüyorum. Eray, sen neler yaptın hafta içi? Nasıl geçti? Neler söyleyeceksin? Tabii Engin abi, yurt dışından akrabalar deyince yazları meşhurdur yurt dışından. Eş, dost, akraba ziyarete gelirler memleketlerine. Hoş gelmiş onlar da. Selamlar olsun sağ ol, bizden. Teşekkür ederim. Biz ne yaptık? Bizim de şu geleneksel Sarıyer haftamız bu hafta yine başladı. Buradayız. Sarıyer tarafındayız. İyiyiz. Her şey yolunda. Yarışları takip ettik. Bugüne de hazırlığımızı yaptık. İnşallah bütün dostlarımıza, bütün yarış severlere bir kez daha ekip olarak faydalı oluruz. Evet. Pekala, o zaman ekip arkadaşlarımızın Engin'in ve sevgili Eray'ın hafta içi neler yaşadıklarını, değil mi, öğrendikten sonra bakalım bizler neler yaşayacağız şimdi. Benim için çok farklı bir şey olmadı. Klasik iş güç koşturmaca, yine hep beraber güzel, keyifli dakikalar geçirdik burada. Sizlere hazırlıklar yapabilmek adına. Ama sizlerin tabii katkı ve katılımları bizler için çok önemli. Dolayısıyla hemen biz adettendir deyip adreslerimizi hatırlatıyoruz. hipodrom@kanalda.com.tr bizlere 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz, e-maillerinizi, ama programa interaktif olarak katılmak isterseniz de göndereceğiniz adresi arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. hipodrom@kanalda.com.tr'nin dışında Twitter adresimiz @cantinazarkan. Tweetlerinizi, katkılarınızı bekliyoruz. Zaten gelmeye başladı. Bir de bir hatırlatma yapalım. Adettendir diyelim. Gerçi mesajlar gelmeye başladı ama ola ki hafta sonu hatırlayamayan dostlar olabilir. Son Düzlük vakti gündemi ve bugün değerlendireceğiz mesajını retweet ederseniz kendi listelerinize, en azından belki hatırlayamayanlar vardır. Dostlarımıza da bunları anımsatmış oluruz dedikten sonra ilk parti bir şöyle bakalım. Gelen mesajlar var, onları bir değerlendirelim. Hemen sonrasında zaten yine mesajlarınızı bekleyeceğiz. Evet, Özlem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Özlem Karasu'ya. Bu arada Buğra Cener, günaydın Hakan abi. Hepinize İzmit'ten saygılar. Bu arada bir Galatasaray taraftarı olarak Gomis'e yapılan ırkçı sözleri kınıyorum ki bunu hepimiz tabii. Kesinlikle. Yani hiç yakışmayacak bir şey. İnsanları bu şekilde hakaret etmek. Dili, şekilde, ırkı, rengi ne olursa olsun insandır, başımızın üstündedir her zaman. Aynen, aynen Engin. Çok doğru bir cümle söyledin. Dolayısıyla bu tarz söylemler son derece yanlış. Her kim olursa, kim söylerse söylesin. Engin en güzelini söyledi. Dilidir, dini, ırkı ne olursa olsun insan insandır. İnsan olduğu için biz o insana yaklaşmalıyız, değer vermeliyiz. Sonuç itibariyle futbolunu oynuyor, mesleğini yapıyor, mesleğini icra ediyor. Değil mi? Tabii. Baktığımızda. Galatasaray kulübü de gerekli girişimleri yapmış. Adli mercilere artık yansıdı olay. Evet. Bununla ilgili de soruşturma açılır. Cezasını muhtemelen çekecektir yapanlara kadar. Alsın da. Evet. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat edecek. Değil mi? Doğru söylüyorsun Engin'cim. Günaydın Hakan abi, hepiniz, evet, okunmuştuk onu. Özlem Karasu'ya teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir fotoğraf, seviliyorsunuz canlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz biz de. İskenderun'dan dostlar paylaşmışlar. Her birine buradan teşekkürler.
Evet, Murat Aşkın'a sağ olsun. Yine günaydın, hafta sonumuzun gülen yüzleri. Buğlen Fethiye yolcusu bugün için programı izleyemiyoruz ama gönlümüz sizlerle, hepinize selamlar demiş Gökhan Durgut. Biz de hem Durgut ailesine hem Durgut ailesine Allah kavuştursun diyelim. Buğlen'e de iyi yolculuklar dileyelim değil mi? İyi tatiller aynı zamanda. Tatiller, iyi tatiller tabii aynı zamanda. Güle güle gelsin inşallah. Aynen Engin'ciğim. Soner Uruç'a teşekkürler. Günaydın abi, iyi yayınlar. Eray abime, Engin abime saygılar, sevgiler. Galatasaray'ı sor bir Eray abiye, nereye kadar gideriz Eray abi diye Galatasaraylı dostlar soruyorlar. Tabii Engin, iş maç olunca, futbol olunca biz senle ikimiz de. Ben çünkü o konuda şeyim. Evet, belki baktığın zaman tuttuğumuz takım var ama burada mümkün olduğunca ben objektif olurum ama hepimiz öyleyiz. Yani Eray da mesela hafta içerisindeki maçlarda da Fenerbahçe maçında da. Yani daha doğrusu hep söylerim ya, Kapıkule'nin dışına çıktığımız zaman hepimiz kırmızı beyazız. Dolayısıyla o yönde de mümkün olunca objektif olan arkadaşımız. O yüzden mesajlar hep Eray'a gelir bu konuda. Ramazan Aslan soruyor, bakalım neler söyleyeceksin. Çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Galatasaray. Evet. 3'te 3 yapmanın dışında iyi de futbol oynuyor. Çok iştahlı. Yapılan transferlerin hepsi nokta atışı olmuş. Bu anlamda kulübü kutlamak gerekiyor. Geçmiş yıllarda yapılan hataları bu yıl yapmadılar. Takımı baştan aşağı değiştirdiler. Ve gelen oyuncuların çoğu da takıma ciddi katkı sağlıyor. Özellikle Gomis'i çok beğeniyorum ben de. Gerek atmış olduğu goller, gerekse yarış içerisinde diyorum, maçın içerisinde uygulamış olduğu o pres, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almış olduğu dönemleri anımsatan bir futbol anlayışı söz konusu. Tabii ligin daha başı, hani çok büyük konuşmak yanlış olur. Yanlıştı. Ama şampiyonluğun iddialı takımlarından biri olacak Galatasaray. Fenerbahçe çok iyi gitmiyor bu ara. Avrupa'dan da maalesef elendiler ki büyük geçmiş olsun Fenerbahçe camiasına. Aslında Türk futboluna da geçmiş olsun. Nihayetinde Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden bir takım Fenerbahçe. Maalesef yapılan transferler henüz takıma katkı sağlamaya başlamadı. Transferlerden henüz takımın içerisine adapte olamayan futbolcular da var. Onların da katılımından sonra Fenerbahçe'de yavaş yavaş iyi futbol oynamaya başlayacaktır. Ben tabii çok iyi bir Beşiktaşlı olmanın dışında iyi de bir futbol sever olduğum için iyi futbol oynayan takımları izlemeyi severim. Galatasaray mesela izlediğim takımlardan biri. Keza Sivas da fena top oynamıyordu, onu da izliyordum. Fenerbahçe'de iyi futbol oynarsa bir tane daha izleyecek takım olur. Trabzonspor'u keza çok zevkle izliyorum. Umarım bütün takımlar toparlanır. Hep birlikte çok daha güçlü takımlarımız olursa Avrupa'da o kadar başarılı oluruz. Şu an Beşiktaş o rolü üstleniyor Avrupa'da. Diğer takımlar da aynı şekilde bize eşlik etmesini bekliyoruz. Başakşehir UEFA'da iyi bir gruba düştü. Konyaspor da aynı şekilde. Onların da grubu çıkabilecekleri bir grup. Hepsine başarılar. Bakalım önümüzdeki Eylül ayında hem Şampiyonlar Ligi hem UEFA hem Türkiye Kupası hepsi başlıyor. Bütün takımlarımıza bol şanslar. Bu arada milli ara var. Çok önemli, iki tane maç oynayacağız. Bu arada da milli takıma da başarılar. Peki şey, ne diyorsun? Milli takıma çağrılan futbolcularla ilgili bir takım biraz polemikler var çünkü. Yani şimdi spor camiası da ikiye bölünmüş durumda bu anlamda. Bir grup diyor ki futbolcu odaklı bir takım kuruldu. Hani milli takımı futbolcu mu, futbolcular mı belirliyor, yönetiyor. Biraz daha hani Fatih Hoca'nın şeyinin devamı gibi gözüküyor. Tam tersi bölünenler var ama bir şekilde bunlar iyi futbolcu bulunması gerekiyor takımda diye. Ama kendi takımlarındaki başarılarına baktığımızda şu anda milli takıma çağrılan futbolcuların da öyle hani çok üst düzey performans sergilemiş veya en azından son dönemlerde başlangıçta onu göremediğimiz işte sonuçlar aldılar. Ve ne diyeceksin yani? Oradaki sıkıntı şu. Şimdi çok kötü bir sezon geçiren Ozan kadrodayken Beşiktaş'ı şampiyon yapan oyunculardan biri olan Oğuzhan'ın kadroda olmaması ciddi bir soru işareti. Evet. Onu sorguluyor zaten birçok yazar. Evet. Onur Kıvrak çok formda. Onun milli takımda olmayıp çok daha farklı kalecilerin milli takımda olması ciddi bir soru işareti ki o da sorgulanıyor. Emre'yi tartışanlar var. Ben Emre şu anki formuyla bence milli takım hak ediyor. Ha, geçmiş yıllarda Arda yapmış olduğu Arda çok fazla tartışılır. Tartışılmayı da hak ediyor. Hani çok yakın zamanda yapmış oldukları milli takımı bıraktım, artık oynamayacağım söylemleri, hocayla yaşamış olduğu sıkıntılar,
İşte prim davaları vesaire hepsi Türk halkının kafasında şu an soru işareti. O soru işaretleri aydınlatılmadığı sürece Arda'nın milli takıma dönmesi bence yanlış. O da zaten hala tartışılıyor. Peki. Ben Emre'nin milli takıma alınmasını doğru buluyorum. Peki. Şu anki formülü hak ediyor. Ha, geçmişte çok farklı hatalar yapmıştır. Onlar ayrı. Kişilikle ilgili problemler ama futbolculuğu tartışılmaz. Evet. Son düzlük 90 dakikada herkese değil mi? Baktığımızda oraya döndük. Biraz biz gene yarışlarımıza dönelim. dönelim. İş futbol olunca tabii bu konuda hepimizin söyleyeceği çok şey oluyor. Normal tabii ki bunlar. Peki biraz daha tweetlere bir bakalım, okuyalım. Ondan sonrasında programımızın akışına döneceğiz. Mehmet Bey demiş ki abi milli takımın içinde bu ikilem olduğu sürece biz pek yol alamayız diye bir tespitte bulunmuş, değerlendirmede bulunmuş Mehmet Sümbül. Nihat Petekçi demiş ki güzel insanlar toplanmış demiş. Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bizlere Nihat Bey, sağ olun. Var olun. Yine Ahmet Güzel Hoca'ya buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Ahmet de değerli dostlarımızdan bir tanesi. Selam olsun Ahmet Bey. Hakikaten. Hayırlı programlar tüm dostlara. İyi bir hafta sonu diliyorum demiş Şükrü Çetin. Çok teşekkürler. Mehmet Bey demiş ki günaydın, mutlu, huzurlu, sevgi dolu. Güzel bir hafta sonu dilerim abi. Bizim güneşimiz son düzlük başlayınca doğuyor demiş. Ne mutlu bizlere eğer bir tebessüm uyandırabiliyorsak veya huzur katabiliyorsak size. Güneş gibi görüyorsunuz, ne mutlu bizlere diyelim. Ekip arkadaşlarımız olarak buradan bir kez daha ekipçe tabii ki hem burada hem yukarıda kamera arkasındaki dostlarımız da büyük emek sarf ediyorlar. Hakan abi günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Engin Yalçın ve Eray Balcı'ya selamlar. Hafta sonunu iple çekiyoruz sizlerle beraber olmak için demiş. Çok teşekkür ederim Gökhan kardeşim benim. Yine Şalvarlı Çocuk iyi günler abi, herkese selamlar demiş. Abiler sağ olsun, teşekkürler. Yine Murat Doğan demiş ki üstad şu 3 günlük dünyada her şeyin değiştiği ama kalbi ve gönüllerinin değişmediği dostlukları güzel 3 iyi dostu Adana'dan selamlar demiş. Valla Adanalı dostlar baş tacı hakikaten, çok değer veriyorum ama ne kadar güzel tespit etmiş. Diyor ki 3 günlük dünyada her şeyin değiştiği ve kalbi ama gönüllerinin değişmediği dostlukları güzel. İşte bu gerçekten tırnak içerisinde öyle. Yani bizim Engin'de mesela ve Eray'la Engin'le dostumuz çok uzun yıllardır var. Değil mi? Baktığımız çok zaman. Çok hiç birbirimize ne bir saygımızda ne sevgimizde hiçbir zaman bir eksiklik olmamıştır. Bir araya geldik. Daha da büyük. Olmaz da inşallah. Yok, Allah da göstermez. Allah göstermez. O yüzden boş araya şey sokmak isteyenler çok olur da onları zaten... Ben buradan Murat Doğan'a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bunu eğer biz aksettirebildiysek ne mutlu size diyelim. Hakikaten dediği de doğru. Dünyada her şey değişiyor. Maalesef artık biraz kötülüğün prim yaptığı günlerdeyiz. Ya. Ben bazen maalesef. Yani hakikaten çok böyle sınırları aşıldığı zamanlarda çok rahatsız oluyorum genel anlamda. İnsanlar kötü olmuş ya. Yani o kötü insanları gördükçe, kötü insanları gördükçe, aşağılık insanları gördükçe, iğrenç insanları gördükçe rahatsızlık duymaya başlıyorum. Diyorum ki yani bunların burada işleri yok, bu dünyada işleri yok. Bunlar olmamaları gerekir diyorsun ama tabii sonuçta bir şekilde mukadderat. Çünkü yani insanlar artık şeyi bitmiş yani hiçbir... nasıl söyleyeyim sana, herhangi bir duygusal şeyi kalmamış. Maneviyat tamamen. Maneviyat tamamen bitmiş zaten. Yani maneviyat denen bir şey sıfır. Tamamen her şeyin menfaat, tamamen her şeyin hakaret, şerefsizlik diyeceğim ben buna. Yani bu noktalara kadar gelen iğrençliklerle dolu bir dünyadayız. Evet. Maalesef bunu görüyoruz da. Onun için böyle iyilerin değeri daha çok ortaya çıkıyor. Duygu seviyesi sıfır olan insanların yürüttüğü kampanya zaten bu. Vurun abolaya sistemi. Hı hı. Öyle de gidiyorlar. Dünyanın her yerinde bu böyle. Aynen. Ama dediğiniz gibi hepsi baştan sonuna kadar söylediğiniz her kelimede haklısınız. Yani dolayısıyla Murat Bey'in o şu 3 günlük dünyada değil her şeyin değiştiği dediği doğru ama bizler değişmeyeceğiz. Bizler böyle kalmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere layık olmaya çalışacağız. Bizim ailemiz böyle, son düzlük ailesi böyle. Dışlarda kalanlar zaten onlar kendi çirkeflikleriyle, çirkinlikleriyle baş başa kalsınlar, boğulsunlar. Engin'in dediği gibi doğru.
Hüseyin Aral, günaydın, evimize heyecan getiriyorsunuz. Bol şanslar herkese demiş. Sağ olsun, çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hasan Güney'e, Mustafa Murat Ürken'e sağ olsun, teşekkürler. İyi yayınlar, çok iyisiniz. Teşekkürler demiş. Sağ olun Ümit Bey. Yine Ümit bu Uğur Bulut. Selam, günaydın Ataşehir'den demiş. Çok teşekkürler Ataşehir'e de, biz de buradan selamlarımızı iletelim. Yine Ali Hepgüler'e, Ümit Tongaz'a, Yaşar Çorman'a, Mustafa Murat Ürken, iyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş. Sağ ol kardeşim benim. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize de. O da yarış yazarlığı yolunda ilerleyen dostlarımızdan biri. İnşallah başarılı olacak. İnşallah yolu açık olsun, başarılı olsun. Ben de takibi aldım, takip ediyorum kardeşimi. Değişik paylaşımları oluyor. Ara sıra güzel görüyorum. Güzel tespitleri de oluyor. Değil mi? Güzel tespitler. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Ne güzel bir fotoğraf yakalım. Hepimizin yüzü gülerken değil mi? Hakikaten sağ ol kardeşim benim. Yine iyi hafta sonları, iyi yayınlar. Adana'dan sevgiler, saygılar. Tüm yarış severlere bol şanslar dileğiyle demiş. Adana'ya yine Adanalı dostlara buradan sevgiler. Murat Sümbül, Mehmet arkadaşımıza, Gökhan Karahan'a teşekkürler. Lale Hanım'a buradan, Lale Atman'a selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Dün için tabii bir de gözler aydın. Gözler aydın. Evet. Kutlayalım, tebrik edelim. Bir pozitif ayrımcılık yapalım. Özetlere o yarışı da alalım. Dolayısıyla arkadaşlarım hemen rica edeyim rejiden. Birinci altılı gayenin ikinci ayağını da hazırlayalım. Bir de aynı zamanda şeyi de alalım biz bence. O birinci koşudaki tayı da alalım. O da iyi bir taydı, evet. Farklı. Bir ve ikinci koşuları da alalım Haluk, özetlerde ve selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Aydemir, günaydın abi, iyi yayınlar demiş. Yani bu aslan parçası nazar değecek diye korkuyorum tosun, Mehmet. Tosun. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ya Mehmet de İzmirli dostlardan biri, onu da tanırım. Düğününe davet etmişti. Gidememiştik. Fırsat olmamıştı. Ve dün gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Düşün. Zaman ne çabuk zaman geçiyor. Zaman çabuk geçiyor. Şimdi maşallah evlendiler. Çoluk çocuk sahibi oldular. Mehmet falan çocuktu. Şimdi kendileri çoluk çocuk sahibi oldular. Ne mutlu bizlere. Bu güzel fotoğrafları görüyoruz. Onlar bizim torunlarımız. Diyelim. İstanbul. Haluk. Malik Güler, iyi programlar Hakan abi, saygılar, sevgiler, herkese güzel hafta sonları demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz bir kez daha. Yine Karabeyhan Berkan önlü paylaşmış diyor. Günaydınlar, sevgiler, saygılar, güzel dostlar, hafta sonunuz gündüz organizasyonu önce sizlerle olmak büyük keyif benim için demiş. Berkant'a da tabii şimdi düğün sezonları başlayınca artık sezonun da sonuna doğru, yazın oluyordu, sezonun sonuna doğru geliyor. Şeyde DJ'lik yapıyor Eray. Geçen bahsetmiştim yani Yıldız'daki mekanı tanıdın zaten sen de. Çok güzel bir mekandır. Berkant'a da buradan selamlarımızı iletelim. O da sevdiğimiz dostlarımızdan. Yine Buğra Caner, günaydın Hakan abi, hepinize İzmit'ten saygılar mesajını paylaşmıştık. Okuduklarımız var. Şöyle bir aşağı ince hızlı bir değerlendireceğiz. Son düzlük başlıyor dostlar. Kemal Bey sağ olsun. Yine abi ortadaki Engin Yalçın hangi mankenlik ajansından geliyor? Herkese iyi yayınlar. Erer Balcı akşam değerlendirmelerini bekliyor. Siz iyi alıştınız böyle programlara çağrılan kast ajanslardan şeylere. Değil mi? Katılımcıları. Çok moda biliyorsunuz bu ara. Ama, her yerde onlar boy gösteriyor. Değil mi? Onlar doğru. Boy gösteriyor ama sağ olsun bizim ekip ikisi de doğuştan kast. Orijinal hepsi diyelim. Engin söylemiş, Engin Türüt göndermiş. Sağ olsun teveccüh için. Çok sağ olsun. Peki. Malik Güler'e, Ali Karasoy'a teşekkürlerimizi iletelim. Vural Akar'a sağ olsun teşekkürler buradan bir kez daha. Buğra Caner'e hakeza aynı şekilde. Bakalım İstinyegan Yanbay'ına selamlar, sevgiler. Kulaklarınızı çınlattık biraz evvel yayın öncesinde sizlerin de. Yine Vural Akar, günaydın abi, kahvaltı sofranızda yerleriniz hazır. Eray ve Engin Bey'e de çok çok selamlar demiş. Ne mutlu bizlere kardeşim. Selamlar, teşekkür olsun. Ederiz. Sağ olun. Yüzleri gülen bir aile yine. Allah mutluluklarını daim etsin, bozmasın inşallah. Ya böyle işte bu, yani iyi insanlar, gülen insanlar, yüzleri gülen insanlar mutluluk veriyor. Bizleri de mutlu ediyor. Bizleri de mutlu ediyor. Yani böyle yüzleri gülen insanları gördükçe ben keyif alıyorum. Çünkü öbür türlü içlerinin çirkinlikleri, pislikleri, karalıkları yüzlerine yansıyor zaten. Aynen. Dolayısıyla onu hiç şey yapmıyoruz bile. İstegan Yan Bayi, İste Bayi'mizdeki bayilerimizden yarışseverlere selamlar, sevgiler. Herkesin gönlünce bir hafta olsun. Hafta sonu olsun, iyi yayınlar demiş İstinyegan Yanbay'ın da. Biz de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yeni yerinizde bu önümüzdeki haftaların, yani iki hafta içerisinde bir plan yaptık şimdi. Haber yapacağız değil mi abi? Evet,
Sefaköy ve şey İstinye iki tarafa da bir... Hazırlı şeysiz geleceğiz. Habersiz geleceğiz. Öyle bir şey karar verdik. Peki Aytaç Karalar'a, Ufuk Çetin'e, Özlem Karasu'ya, Ramazan Aslan'a, Tuğrul Krankaya'ya teşekkürler. Günaydın, iyi hafta sonları, iyi yayınlar güzel insanlar. Balıkesir'den Son Düzlük ailesine selamlar demiş Cahit Ökten. Biz de buradan Balıkesir'e, Balkes'e selamlarımızı iletelim. Kucak dolusu selamlar. Abilerim haftada 3 gün yapın şu programı. Yetmiyor bize, sevgiler demiş. Cengol göndermiş. Valla cumartesi pazarı şimdilik. İlerleyen zaman ne gösterir bilemem. Ama şimdilik cumartesi pazar. Biz sizleri özlüyoruz valla. Sizler de bizi özlediğinizi gösteriyorsunuz. Sağ olun, ne mutlu bizlere. Hulusi Berçe. Hayatı güzelleşen insanların güzelliğidir. Son düzlük güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen... Üç güzel insana kucak dolusu sevgilerle. Vallahi ben çok beğendim bu mesajı. Sağ olsun, var olsun. O sizlerin güzelliğiniz hakikaten yüz güzeldi. Şu gönlünüz güzel ya, bize onlar yetiyor. Ben gönlü güzel insanlar bizim baş tacımız her zaman. Bilal Büyüktunay'a, Gökhan Turgut'a selamlar. Metehan yine İzmir'den dostlarımızdan iyi yayınlar dilerim abi demiş. Sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. İlker'e buradan teşekkürler. İlker'e ayrıca teşekkürler. İlker bize şeyi hazırladı şimdi. Hani bir jokey tablomuz vardı ya, evet. Onu hazırladı fakat İlker'cim onu bu hafta yayınlayamıyoruz. Sebebi de ise şu, onu ayrı ayrı 3 sheet olarak var, onları ayrı ayrı tablolar halinde hazırlayacağız. Artık yılbaşından beri oturdu, çalıştı, etti sağ olsun. İlker en çok gün cezası alan jokeylerin sıralaması. Hani bizim jokey ligi vardı ya, evet. Eylül'den itibaren onu yayınlayacağız. Kümülatif olarak devam edecek tabii ki yılbaşından itibaren. En çok para cezası alan, en çok gün cezası alan, en çok ihtar cezası alan jokeyler. Çok sürprizler var. Ellerine sağlık vallahi. Şaşıracağız mı diyorsun abi? Ben sizlere göndereyim, inanamayacaksınız. O kadar sürprizler var ki. Doğrudur abi. Ya mesela listenin tepesindeki para cezası alan kardeşimiz diyorum ufak, 9000 küsür lira para cezası ödemiş ya. Rekor kırmış. Ya onun farkında bile değildir işte. Sorsan farkında değil ama baktığında %10 mont aldıklarını düşün. Tabii o aprantilikten dönenlerden %10 mont, %5 almış. 200 bin lira kazandığı yarış ikramiyesini cezaya vermiş. Para cezasını. 5'te düşün. Evet. Hemen doğru. Bir grup 2 grup 1'e yakın. Yani yazık değil mi kardeşim? Bak çalışıyorsunuz, mesleğinizi yapıyorsunuz. Aldığınız para cezaları dedim ya. Yani baktığında mesela gün cezası alanlar, şeyleri saymıyorum. Furkan Him, Mert Alisi olmaz. Onlar evet. Tabii ekstra cezalar. Farklı durumlar. Farklı evet. Durumları var onların. Öyle enteresan şeyler var ki, rakamlar var ki. Bir arkadaşımız da sözlü uyarı. Onların listesi de var. Sözlü uyarı hastası mı? Evet. Sürekli sözle. Ya mus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı cezadır. Cezadır. Gün cezasıdır. Bunun şeyi bu. Boyna açıp şey adını söyle. Sözlü uyarı. Hocam bunun şeyi yok mu yani? Pardon. Bunun efendime söyleyeyim gün cezası yok mu? Onun için bakalım o. Bir de kurulları da göreceğiz burada. Hangi kurul daha ağırlıklı şey yapıyor? İlker'in ellerine sağlık. 1 Eylül itibariyle o tabloyu yayınlayacağız. Çünkü ekstra bir ayrı 2-3 tablo halinde bizim onu ekrana verebilecek duruma gelmesi gerekiyor. Diğer tablolarımız gibi. Şaka gibi sürprizler var. Göndereceğim, inanmayacaksınız. Allah merak etme. Benim yere göğe koyamadığım genç arkadaşlarımdan birini mesela o listede gördüm. Üzüldüm. Evet. Fark etmeden... Boyna ihtarları almış arada biz. Hakikaten ama yani şimdi insan üzülüyor. Diyorsun ki ya bu çocuk iyi gidiyor. Ya olmaması lazımdı burada. Yani bu kadar ihtarı olmasaydı diyorsun. Evet. Tabii hiçbirisinin olmasın da. Mesela bak tahmin ettiklerimi de daha aşağıda gördüm. Burada şöyle bir caydırıcı olay olabilir. Şimdi 300-500 kesilince farkına varmıyorlar ama orada totalde 9500 görünce o arkadaşımız... Dur bakacağım bir daha sonra. Bir kendi kendine ben ne yapmışım diyecektir. Ya, biz de Eray'cığım... maddiyattan ziyade gün cezası en ağır cezadır jokey. Değil mi? Yani en çok o etkiler. Disipline sokmak için gün cezaları mutlaka yeterli bir şekilde verilmesi lazım. Bir saniye ben siz konuşun bu arada. Ben şu bakayım bir sözlü olarak en azından birkaç şey bahsedeceğim. Eray sen... Ama sen şimdi
övdüğümüz bir kardeşimiz deyince benim de kafamda biraz... Yok, isim vermeyeceğim. Onu artık listede Eylül sabahı görsün. Bayram sonrası. Kimsenin bayramı şey yok. Bayram sonrası. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber biraz göreceğiz. Belli oldu sanki. Yani ama ben de şaşırdım. Mesela ben çünkü hakikaten yani ciddi anlamda istikbal beklediğim... Arkadaşlarımızdan çok, bir tanesi. Çok, tabii çok at binmenin, yetecek, yapacak çok şey at binmenin de vermiş olduğu tabii olsun. Şey var ama ne olursa olsun. Dizginleyecek biraz kendini evet. Konularda. Tabii ki. Peki. Onun için İlker'e ayrıca teşekkürler. Bu arada İlker'i de unutmadım, İlker kardeşimiz de. Sözüm vardı biliyorsunuz, ona ekstra bir şey yapacaktık hatıra için. Bak ben... O bende baki. Onu tamam. En kısa zamanda yerine getireceğim. İlker bak, hiç eğer ağzımdan çıktıysa bir şey, hiç ne hatırlattım ne bir şey yaptım. Ya unutmadım ben. Engin unutma. Vallahi 10 numara 5. Hafızası güçlü adamlar hep bizim şey hakikaten. Sağ olsun. Hiç, bizden bir hatıra bırakacağız inşallah. Peki. İlker Yıldız'a da buradan ayrıca teşekkürler. Selamlar olsun kendisine. Sağ olsun. Hakan Karakuş Erdek'ten herkese sevgi ve saygılarımla demiş. Biz de Erdek'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Erdek de güzel bir yerdir. Evet. Marmara'da, Kapıdağ Yarımadası'nda değil mi? Evet. Keyifli, güzel. Yani yaz aylarında çok talep gören yerler, her yere de yakın yani. İstanbul'dan feribotla gidebiliyorsun. Şey de yakın galiba değil mi? Ada da yakın orada. Avşa Adası tabii, falan tabii da yani. Oradan hep şey yapıyorlar. Seferleri var. Seferleri var. Erdek'te güzel yerlerden biridir. Erdek'e de selamlar. Kenan Şahin'e teşekkürler. Günaydınlar güzel insanlar. Allah başımızdan Gomis'i eksik etmesin demiş. Yine güzel bir paylaşım var. Ulu Önder Atatürk'ümüzün, sabah Engin de paylaşmıştı evet, değil mi? Bugün 26 Ağustos sabaha karşı 5-5.30 sularında Kocatepe'de o muazzam insan Atatürk'ümüz Mustafa Kemal Atatürk, ebedi komutanımız emriyle büyük taarruz başladı ve bağımsızlığımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu vatanın toprağının tapusunu Türk halkına o gün armağan etmiş oldu. Değil mi? Nerede? Bu, ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Dolayısıyla bugün başladı. Biz de bir kez daha... 30 Ağustos'ta taşlandı. Taşlandı. Biz de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Engin'e teşekkürler. Sabah o paylaşımını hepimize hatırlatmış oldu. Benim için çok, hepimiz için hepimiz çok kıymetli. Peki. Sağ olsunlar. Yine aşağı iniyoruz. Mesajlara bakalım. Bugün günlerden çiftlik güzeli Nideli Harası gururla sunar. İyi yayınlar demiş Murat Çelik. İzmir'den Murat Çelik. Biz de selamlarımızı iletiyoruz Nideli'ye. Buradan bol şansla Nideli Harası'ndan çiftlik güzeline bol şans dileklerimizi iletelim. Metin evet. Öztürk, Mehmet Çakmak, Aragon 27, Eren Özbük, Ali Pamukçı. Teşekkürler her birine buradan. Ama şimdi mesajlara bakacağız. Gelenler var. Birazcık bir tablolarımıza bakalım. Tablolarımızda neler var onları bir görelim. Tekrardan mesajlarınıza geri döneceğiz. Fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz dedikten sonra yine bir hatırlatalım. Belki programın başladığını bilmeyenler vardır. 11 diyebilenler vardır. 10.30'da başladık. Retweet ederseniz mesajlarımızı seviniz. Şimdi tablolarımız gelsin ekrana. Bakalım tablolarda bu hafta bir değişiklik var mı? Jockey Ligi geliyor önce. Arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. İkincilik, üçüncülük at başıydı. Bir yarışta Özcan öne geçti. Evet. Değil mi? Dünkü Bursa yarışları güzeldi. Güzel yarışlarda kazanınca. Aynen. Dolayısıyla Halis tarafa çıktı. Evet. Halis Karataş. Engin sen hazır, sen de şeyleri sana. Ben de var liste abi. Ben pas atacağım sana. Şöyle bir genel bir değerlendirme tamam yapayım. Ondan sonra detaylar Engin'de olacak. Çünkü bundan sonra o iş Engin'de. Neler yaptılar geçtiğinde. Branşım olduğu için. Tabii. Yani sen de zaten meslektaşlarını çok yakından takip ediyorsun. Haliyle. Şimdi arada bir 26 kaç yarışlık fark var? 16 yarış mı Eray? Evet, 16 yarış. 16 yarışlık bir fark var Halis ile Özcan arasında. Mustafa Çiçek'i 121.likte görüyoruz. O atbaşı ikinciydi, üçüncü kaldı burada. Ahmet Çelik dördüncü sıraya düştü, 118.likte. Akın Sözen 104.lik var. Ve aşağıya doğru Furkan, Onur, Ferit Yardımcı, ki Onur ceza almıştı. Dolayısıyla o biraz daha yukarılardan aşağılara doğru indi. Alt tarafta bir değişiklik var mı ona bakıyoruz. Gökhan Kocakaya 71.lik, Murat Gündüzeli 68 midir? 69 mudur? 68. Ve Burhan Kılıncı da 65. Ya Burhan da oradan düşemedi. Hep orada değil mi? Yani düşsün evet, istemiyoruz hep aynı da. Aynı yerde kalıyor. Aynı yerde kalıyor. Onun altında kimler var? Baktınız mı? Ayhan var. Saadettin var. Saadettin'in mesela bence bu hafta yukarılara çıkıyor ama çok Saadettin iyidir. Çıkıyor yukarılara. Muhtemelen dediğim ilerleyen günlerde Saadettin'i de listede göreceğiz. Eray tek tek değil.
Çünkü Engin'e bırakalım detaylı bir şekilde, o çünkü gerçekten iyi analiz ediyor. Neler söyleyeceksin? Biz de eğer çerçevede verirsek okuyabiliyoruz şimdi yakından. Bir genel bir değerlendirme yaparız. Çok büyük değişiklikler yok, onu evet söyleyebiliriz. Halis abi bu haftayı at binmeden geçirmişti. Evet, öyle hatırlıyorum. Bir dün at bindi. Evet. O yüzden biraz 2 ve 3. jüri arasındaki fark kapanmış olabilir ama herhalde bundan sonra işi biraz daha sıkı tutup o farkı mümkün olduğunca kapatmayacaktır. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında donuk kalıyor. Diğer jokeylerimizin yerleri sabit duruyor. Onur Yıldız'ın ceza aldığını zaten belirttin ki muhtemelen... Şey, bizi de verebilir misiniz rejiden rica etsek? Biz okuyabiliyoruz tabloyu, yakın zaten. Ha, verecekler, tamam. Evet. Onun dışında Ferit'te bir form düşüklüğü söz konusu. O ilk 6 aylık dilimdeki Ferit'ten eser yok gibi. Temmuz ve Ağustos arası biraz daha sönük geçti diğer aylara göre. Onu söyleyebilirim en azından. Tolga Yıldız ceza aldı. O da bir 7 gün at binmeyecek. Müslüm'de bir kıpırdama var. O fena gitmiyor. Onun dışında Gökhan da sezonun ilk 3-4 ayında hiç listede yokken şu an bulunmuş olduğu 10 yer 13.lük gayet başarılı. Evet. Birinci de sırada zaten Halis mevcut yerini koruyor. Bu hafta at binmemişti. Dün başladı ve hayatım yarışında güzel bir yarış kazandı güle güleyle. Evet. İki tane bu hafta kazanmış. 137 birincilikle liste başında. İkinci sırada Özcan Yıldırım var. Özcan kardeşimiz var. 121 birincilikle ikinci sırada. Bu hafta 8 tane, yani geçen cumartesiden bizim yayınımızdan bu yayınımıza 8 tane bu hafta içi yarış kazanmış. Hafta içi 8 yarış. Evet, geçen cumartesiden bu cumartesi cumartesi 8 evet yarış kazanmış. Güzeldi dün, özellikle Bursa'da dünkü yarışları da çok güzeldi. Bakırköy Belediye Başkanlığı kazandığı yarış güzeldi. Yani bu haftayı başarılı bir şekilde geçirdi. Ve artı 8 bu hızla giderse, yani 6, 8, 5 haftada kapatırsa Halis'e de ciddi aşağı taraftan baskı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Üçüncü sırada Mustafa Çiçek kardeşimiz var. Bir saniye İngilizcim, çok pardon. Eğer teknik bir sıkıntı varsa bir araya gidelim biz. Çözülmesini bekleyelim. Nasıl yapabiliyoruz onu? Çözüyorlar mı? Araya gidelim. O zaman biz çok kısa bir araya gidelim. Araya gittikten sonra o tabloyu değerlendirelim. Dolayısıyla bu değerlendirmemiz daha sağlıklı olur. Çünkü birbirimize soracağımız sorular da oluyor. Kısa bir ara. Aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Tay TV'den Son Düzlük'ten ayrılmayın. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jockey Ligi'ni sevgili Engin değerlendiriyordu, Engin Yalçın değerlendiriyordu. Hafta içi başarılarını bu jockey arkadaşlarımızın listedeki değerlendiriyordu. Problemimizi de çözmüş olduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada gelen mesajlar var. Her birini okuyorum. Cep telefonuma da gelenleri görüyorum. Değerlendireceğiz genel yorumların sonrasında. Hemen Engin, kaldığın yerden devam edelim. Özcan'dan sonra 3. sırada Mustafa kardeşimiz var. Mustafa Çiçek 121.likle 3. sırada bu hafta 6 tane kazanmış. El Asasino ile de kazandığı yarışta güzeldi kardeşimizin. O da yukarı doğru hızlı bir şekilde tırmanıyor. Başarılı bir şekilde gidiyor. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. 4. sırada Ahmet Çelik 118 birincilikle 4. sırada devam ediyor. 4 tane kazanmış bu hafta içi. 5. sırada Akın kardeşimiz var. Akın Sözen 104 birincilik. Güzel yarışları var bu hafta. Dün de çok güzel bir yarış kazandı. Yani yarışlar kazandı daha doğrusu. İyi gidiyor. Yukarı doğru hızlı bir tırmanış var. Formunun zirvesinde diyebilirim. Bu hafta da 7 tane birincilik yapmış. Evet. 5. sırada. 6. sırada Mehmet Kaya kardeşimiz var. 93 birincilik. O da bu hafta iyiydi. 4 tane hafta içi. Bir hafta içinde 4 tane, o da yarış kazanmış. 7. sırada Furkan Yüksel var. 88 birincilikle kardeşimiz de artı 3 yarış kazanmış. Yani 3 tane kazanmış bu hafta. 10. yıldız kardeşimiz zaten cezalıydı. O stabil kaldı 87 birincilikle 8. sırada. Ferit Yardımcı kardeşimiz 79 birincilikle 9. sırada. Eray'ın dediğine katılıyorum. Ferit'te ve Necmi Altın kardeşimize de bir şey var. Durgunluk var bu hafta. 1-1 gidiyorlar haftayı. Birer yarışta. Daha oralara, çünkü daha hakim at bindikleri için
ve hakim oldukları için daha çok başarılı olması lazım diye düşünüyorum. 10. sırada Kadir Tokaçoğlu. Kadir hep stabil 10, sabitlenmiş gibi kardeşimiz de hep 10. sırada. Geçen hafta da 10. sıradaydı. Sıra olarak, değil mi? Sıralamada 10. sırada. O da bir yarış kazandı. Haftayı bir yarışta kapattı. Tolga Yıldız 11. sırada. Tolga kardeşimiz 76 birincilikle 11. sırada 2 tane kazandı bu hafta. 12. sırada Müslüm Çelik kardeşimiz var. Müslüm bu hafta iyi. Geçen hafta da iyiydi. Bu hafta da iyi. 75 birincilikle 12. sırada 6 tane kazandı. Güzel yarışları var. O da formunun üst sıralarında şu aralar. 13. sırada Gökhan Kocakaya kardeşimiz var. 71 birincilikle 13. sırada, o da 4 tane yarış kazandı bu hafta. O da üst sıralara doğru hızla tırmanıyor. Bence daha yukarılarda olacak diye, yıl sonunda çok daha yukarılarda bitirecek diye düşünüyorum. 14. sırada Murat Gündüzeli kardeşimiz var. 68 birincilik, 3 tane kazanmış. Bursa'da özellikle kazandığı güzel yarış, çekirge koşusunda kazandığı güzel yarış. Kurtel ekürüsüyle de uyumlu gidişi daha güzel başarılar getirecek diye düşünüyorum. Kardeşimiz 14. sırada 68 birincilikle. 15. sırada Burhan Kılınç kardeşimiz var 65 birincilikle. O da bu hafta 2 tane kazandı. Buralarda 15-14 tutunmaya çalışıyor ama alttan hızlı bir geliş var. Buranın biraz daha gayret etmesi lazım bu listede kalabilmesi için. 16. sırada Ayhan Kurşun ve Saadettin 16-17 at başı gidiyorlar 63-63 birincilikle ikisi de. Ama az at bindiği için 16. sırada ben Saadettin diyorum. Bizde öyle sıralama. Evet. Neredeyse yarı yarıya abi. 380-626. Yani çok bilme farkı var. Evet, Saadettin çok başarılı gidiyor. Ayhan bu hafta 2 tane yarış kazandı. Hemen akabinde de Saadettin de bu hafta çok güzel 3 tane özellikle Prenses T ile kazandığı yarış. Çok iyiydi. Ya orada çok... Prenses T yarışında mesela... Yani bildiğin tecrübeyi konuşturduğu yarışlardan biri oldu. Startı biraz ağır aldı ama bir de Tay yaşça büyük olarak rakipleriyle koşuyordu. Yani onu dengelemek, orantılamak çok maharet istiyor. Bilbilan'la da güzel. Yani tempo yarışlarında yani Saadettin maşallah iyi gidiyor. Saadettin de 16 Saadettin 63 birincilik, 17 Ayhan Kurşun 63 birincilik. Saadettin artı 3 bu hafta. 3 tane kazanmış. 18. sırada Uğur Polat kardeşimiz var. 54 birincilikle. O da yavaş yavaş çıkıyor yukarılara. 2 tane birincilik yapmış bu hafta. 19. sırada Necmi Altın kardeşimiz var. 52 birincilik. Artı 1 demin dediğimiz gibi işte Ferit ve yardımcı kardeşimiz ve Necmi kardeşimiz bu haftalar biraz sönük gidiyorlar. Daha... performanslarını yukarıda görmek isteriz kardeşlerimizin de. Evet. Artı bir birinciliği var. 20. sırada Deniz Yıldız kardeşimiz var. O da bu hafta 2 tane birincilik yapmış. 51 yarışta 20. sırada. O da yukarılara doğru ufak ufak tırmanmaya çalışıyor. Peki. daim olsun hepsinin başarıları diyelim. Ama listenin tabii yukarısı biraz şekillenmiş durumda şu anda. Evet. Dolayısıyla bu anlamda da ciddi şekilde... aşağıda bir şey var, bir mücadele olacak, listeye girebilme mücadelesi. Yukarıda da Eray'ın da söylediği gibi Alice bu haftayı pas geçti. Ben şimdi bir ilavem olacak de. Sonra. En finalde istersen. Söyle ya. İstersen sonra öbür tabloya gireceğiz. Listeye giremeyip konuşulmayı hak eden bence 3 tane jokey var. Biri Onur Öztürk, %18 birincilik yüzdesini yakalamış ki az at binip öz at binenlerden biri. Belki de listeye bu sene hiç giremeyecek. Diğeri Barış Kurdu %18 birincilik yüzdesi yakalamış ki bence önemli bir başarı. Diğeri de Selim Kaya %27 evet, birincilik yüzdesi var. 178 at binmiş sadece. Selim Kaya'nın biraz daha sık at binmesi gerekiyor. Yani şimdi bunlar tabii şey mesela Saadettin, Ayhan onlar listeyi Deniz Yıldız listeyi zorlayacak isimler. Onlar ayrı. Evet. Yani aşağıdan bana göre Saadettin'le Ayhan listeyi zorlar. O ayrı. Ama mesela Saadettin hak eder o ayrı ama... Belki Onur Öztürk'ü bu listede hiç görmeyeceğiz. Evet. Belki Selim Kaya'yı bu sene hiç görmeyeceğiz bu listede. Belki diğeri kimdi? Barış Kurdu'yu hiç görmeyeceğiz ama
Bizim hep söylediğimiz bir şey vardı. Şimdi Engin yanımda olunca tabii yüzüne kay. Hep hatırlıyor musun? Engin yokken ne diyorduk? Ya şu sahada hep olsun dediğimiz olsun adamlar. Dediğimiz. Fuat Çekar, Engin Yalçın, Erhan Yavuz. Bunlar dedik hep olsun. Barış Kurdu. Saadettin Boyraz. Yok. Az biniyordu o aralar. O ara az bindiği az dönemde ama bizim ağırlıklı olarak mesela hatırlıyorsun yani. Evet. Bir geçen seneki programlarda, önceki sene. Evet. Yani bu adamlar hep olsun dediğin adamlar senin de mesela. Evet. Ne diyorduk? Biz sen şimdi Fuat mesela hep olsun abicim bu sahada. Engin Yalçın hep at binsin diyorduk biz. Evet. Şimdi binmesin. Yok geçti yani tamam. Erhan Yavuz'u mesela ben daha sık at binerken görmek istedim. Şimdi o listede mesela onlar o Barış hakikaten evet. Barış Kurdu olsun. Yani Barış Kurdu gibi adamlar olsun. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Onlar bu sahada hep olsun. Onlar bakma sen bir denge unsurudur artık yaşları da çünkü belli bir yere geldikçe. Abi statüsündeler artık. Artık onu söyleyeceğim. Abi statüsündeler. Abi statüsü olunca gerçi artık şimdi abilik şeylik falan. Kaç tanesi öyle görüyor. Görüyor ama ne olursa olsun o bir şekilde bir olur, iki, üçüncü de utanır, çekinir bilmem ne. Bu tip insanların bu sahada olmaları gerektiğine inanıyorum. Dediğin gibi belki şeyi Barış'ı hiç görmeyeceğiz. Selim'i hiç görmeyeceğiz. Biraz tabii o artık çok keyfiyat biniyor. Çünkü görüyoruz tabii. Onu ama onlar bu listede olsunlar. Onur hakeza dediğin. Diğerleri için tabii bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi ben Saadettin'in bu listeyi zorlayacağı kanaatindeyim. Bu ara zaten kendi de çok çok formda. Bu listeye girmeye en yakın aday Saadettin Boyraz görüyorum. Zaten başarılı jokeylerin hepsini bu listede görmüş durumdayız. Kazanmış oldukları yarışlarla, başarılarla. Bu listenin şu avantajı da çok oluyor. Antrenör arkadaşlarım zaman zaman arıyor. Ya biz diyor mesela yeni hatta bu hafta bir tane mevzu oldu. Haftanın panoramasında bir haftanın aprantilerinden birini görmüş. Normalde çok bulunduğu yerin dışına çok çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Şu cümleyi söyledi bana. Aradı ya dedi şu dedi panoramada dedi bu arkadaşın dedi diğer yarışları nasıldı? Çok şey bir arkadaş bu hani antrenörlerden biri, iyi antrenörlerden biri. Ama böyle doğu yarışlarını pek seyredemiyor. Yani fırsat evet. Olmuyor. Ya bu çocuğu diyor mesela bir yere getirsek diyor. İsim söyle, şehir söylersem isim belli olur diye söylemiyorum. Hani şuraya getirsek acaba şey olur mu? Şimdi bak nereden ne dikkatini çekmiş arıyor fikrimizi alıyor. Evet. Dedim yani ben kişisel olarak yakından görmedim ama fena değil bu aralar gibi biraz daha yarışlarını izle falan. Geçmiş yarışlarına baktı internetten falan. Şimdi buradaki bu listede bu 15'lik listede de bunlar tartışmasız başarılı isimler. Burada yaptığımız analiz ve bu söylediğimiz artılar işte hafta içindeki kazandığı yarışları anlatmamız tabii ki kardeşlerimiz açısından da etken oluyor. Tabii. Dolayısıyla öyle bakmayın yani bu sadece bir hani karne gibi değil bu. Sonuç itibariyle oradaki camianın da önemli bir şekilde dikkatini çekiyor. Şimdi bakalım ceza tablosunda da şu çıkacak ortaya. Ya vay be bu adam bu kadar çok ceza alıyormuş demek ki. Bu kadar hakikaten şuymuş. Onları da o tabloları da Eylül ayı itibariyle yayınlamaya başlayacağız. Şimdi mesajlar geliyor ki katılmamak mümkün değil gelen mesajlara. Özellikle cezalarla ilgili, jockey cezalarıyla ilgili belli bir standardın, belli bir şeyin olmaması. Mesela hafta içerisiyle ilgili gelen mesajlar ve geçen hafta ile ilgili camianın hani camiada benim fikirlerine önemli ve değer verdiğim, dikkate aldığım isimlerden gelen mesajlar bunlar. Ayrı ayrı. Yani cezalar ve diyor yorumlar diyor biraz komik oluyor diyor. Şimdi diyor geçen diyor bir listeleri inceledim diyor. Bir dediğim gibi şimdi at sahibi, antrenör ne olduğu, kim olduğu çok önemli değil. Sonuç itibariyle rapora bakıyor. Rapora bakıyor. Evet. Dikkate alınması gereken kişilerden biri. Evet. Benim kendi süzgecim. O günkü raporu. Bilenlerden biri. Öyle söyleyeyim. Evet. O günkü raporu okuyorum diyor. Diyor ki diyor kaba konuşan Kocakaya bir hafta at binmeme cezası almış diyor. Ama diyor yarışı izledim diyor. Merak ettim diyor. Hani nasıl bir yarışmış diye. İzledim baktım diyor. Orada diyor Zuhat'taki diyor olayın diyor daha farklı olduğunu gördüm diyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela orada diyor biraz faullü bir yarışa diyor. Ceza yok diyor. Hiçbir şey yok. Starta girmeyip yarıştan çıkan Storm C. Suales hatırlarsınız. Ve King of Rock'a hiç ceza yok. Dün starta girip koşan diyor mesela The Grey isimli atı 15 gün start yasağı gelmiş diyor mesela. Baktım diyor şöyle bir cezalara diyor. 8 defa üst üste ihtar alan jokeye binmeme cezası yok.
Ama ciddi şekilde at döven, ismini vermeyeyim ama jokeyin, evet. Ciddi şekilde artık at döven iki jokey ismini yazmış dostumuz. Bunlara diyor hiçbir şey yok. Geçen hafta diyor Bursa'nın ilk yarışında diyor resmen arkadaşını yıkan bir jokey diyor. Ceza yok diyor. Ve raporu biter bitmez orada ceza yok diyor ama o jokeyi bu hafta ceza aldı. Bahsettiği kişi bu hafta bir ceza aldı, başka bir yerden ceza aldı. Jokey cezası raporu biter bitmez atlanabiliyor ama atın start cezası alınca ancak ceza bitince kaydedilebiliyor gibi bir standart yok yani. Bunu eleştiriyor. Yine yani jokey cezalıyken deklere olabilirken at ne kayıt ne deklere olabiliyor. Yine özellikle geçen haftaki o Bursa'daki yarışı çok ciddi anlamda eleştiriyor. Biz onu göstermemiştik geçen hafta. Ketmen'in yıkıldığı yarış. Evet. O yarışta ciddi anlamda sen mi söylemiştin Ketmen'in yarışını? Daha önceki bir yarışı konuştuk. Boş yarıştaydı boş herhalde yarışta. Abi. Boş evet. Yarışta. Gerçi o arkadaş ceza aldı bu hafta da. Şimdi baktığımızda bir standardı göremiyoruz şehirler arasında diyor. Yani Bursa bambaşka bir karar. Aynen abi. Merak ettim diyor. Yani yani at sahibi, yani bu koşan at sahibi değil. Öyle söyleyeyim ama camiada adı geçen önemli fikrine değer verdiğiniz biri. Kuvvetli. Objektif bakabilen biri yani. Anlatabiliyor muyum? Baktım diyor. Şöyle bir raporları okudum diyor. Eski şeylere baktım diyor. İstanbul'daki start cezalarına baktım diyor. İşte The Grey'i bulmuş orada. Öbür tarafta Kocakaya'nın şeyini. Bursa'daki hakemler farklı karar veriyor diyor. Şimdi Adana başlayacak. Hocalar ne yapacak belli değil. Yani bu standardın artık sağlanması gerekiyor. Çok doğru söylediği bir şey var. Ben bunu artık defalarca söylüyorum. Artık izleyen dostumuz bunu hangi ortamda paylaşırsa artık şey yapamıyorum. Diyorum ki şu 8 kere 10 kere ihtar cezası alanları artık bunun yok. Futbolda bile nasıl? Aynen. Aynı şeyi söylüyoruz. İki sarı kart bir kırmızı. Yani bu şey yok artık. Yani bunun İzmir'de bir ihtar almış. Kocaeli'de iki ihtar almış. Geliyor İstanbul'da bir iki ihtar alıyor. Tabloya bir baktık. O tablo aynen devam ediyor. Unutuluyor zaten. Yani. Bir hafta geçtiğim üstünden unutuluyor. Onu unutulmamalı. Şimdi tabii ki unutulmamalı. İlk hocalardan bir tanesi şunu söylemişti bana zamanında. Konuştuğum komiserler kurullarından bir tanesi. Şunu söylemişti. Ya biz aslında dikkat ediyoruz dedi. Yani bahsettiğim bir iki ay önceki bir mevzu, iki buçuk ay önceki bir mevzu. Yani bir kere zaten yarışları biz de seyretmeye çalışıyoruz Hakan Bey dedi. Yani şeyleri bizim şehrimiz dışındaki yarışları da mümkün olduğunca izliyoruz. Ve bir kere internetten bütün raporları okuyoruz. Evet, artık kimlerin şey yaptığını, hani kimlerin faul at bindiğini. Bir de çocukken 3 korner bir penaltı. diye de gelen mesaj. Minyatür kalemde 3 korner bir penaltıydı doğru. Yani bu da onun gibi oldu. Dolayısıyla şimdi hocamız onu söylemişti. Yani biz o raporlara bakıyoruz. Aslında kimin mimli, kimin ne olduğunu biliyoruz ve en ufak bir şeyde eğer atıyorum Kocaeli'de bir yarışını izlemiş mesela diyelim. Bursa'daki hakem kim olursa olsun artık o tevessül ettiği anda ona anında cezayı vermeye çalışıyoruz diyor. Benim hatta uyardığım bir kardeşim vardı. Sevdiğim kardeşlerimden biri. Çok soğuk oldu mu burası? Evet. Biraz soğudu. Ben de üşüdüm çünkü. Söyleyebilirsek lütfen. Dedim ki bak çok faullü at biniyorsun. Yani bunu hocalarımızdan biri görecektir. Bugün İstanbul görmez Kocaeli. Kocaeli görmez Bursa görür. Orası görmez burası görür. Dediğim olayın sonrasında ceza çıktı. İki aydır seslendik burada. Bak kardeşim yapma. Şimdi, yapma. Ya isim önemli değil. İsim Ahmet önemli, Mehmet değil, ama önemli değil ama çıkıyor. Burada seslendik. Çıkıyor. Yani şimdi dolayısıyla bunu bir de bir standart haline getirebilirsek ben bir kez daha bunu çağrıda bulunuyorum. Yüksek Komiserler Kurulu'na sesimizi duyan varsa şu iş artık otomasyona geçsin. Artık kayıt deklere bilmem ne her şey dünyanın her yerinde bu var. Bu cezalar sisteme otomatik olarak girilsin. Evet. Ve atıyorum 3 tane ihtar, nerede o ihtar alırsa alsın, o 3 ihtarı alan otomatik olarak yarışçılık müdürlüğünde deklarası kapansın. Evet. Yani bunu hoca çağıracak, sana 3 ihtarım var, bir ceza verdim, bilmem ne değil. Doğru. Girecek sayfasına 3 tane ihtar mı aldı? Hadi 3 korner bir penaltı diyelim. Sistematik üç ihtar, olarak kapanacak. 3 ihtarı arka arkaya alan sistematik olarak 5 gün, atıyorum 7 gün... Deklareye gittiğinde deklare edemeyeceksin.
Böylelikle o ihtarlar, bu çok zor bir şey değil. Bu günlük raporları sisteme gireceksin, sistem abi, onu. Her hoca kendi girecek. Evet. Önünde hepsinin bilgisayar açık. Akşamleyin oradaki memur girecek. Üç gün buna, öncekileri de görmeyecek. Evet. Yani şey yapmaması gerekiyor. Aynen. Bak ama orada iki tane ihtarı var, bir tane ceza, yani kanaat notu. Bizler çünkü şeyizdir hani ya, ama inisiyatif şey yap. Cezasını girecek. Ve kimse kimsenin şeyini görmeden deklare de otomatik gittiğinde sen ihtar almışsın, üç ihtarın deklare edemeyeceksin. Yani bu çok zor bir şey değil. Evet. Bunu Yüksek Komiserler Kurulu'nun toplantısında gündeme gelse yapılabilecek o kadar basit bir şey ki. Bir tek bir yazılım, o da maliyeti olmayan, sıfır maliyetli bir şey yani. Otomatik ya ben olarak at bindiğim zamanlarda Hakan abicim ihtar çok nadirdi yani. O da iyi niyetli olursan çok iyi niyetlisindir ama at kaçmıştır. Çarpmışsınızdır veyahut da önünü kesmişsinizdir. Hoca da bunu iyi niyetinizi anlarsa o zaman ihtar çok nadirdi ama direkt zaten bizde hemen bir hafta. Evet. Böyle gün, bir gün, iki gün, üç gün diye bir şey yoktu. En ufak ceza bir haftaydı. Ondan sonra katları geliyordu zaten. Bunu kullanan jokey sayısı biraz arttığı için Engin abi artık önlem alınması gerekiyor. Ama işte o şey caydırıyor, o bir hafta bile olsa. Kullanıyorlar, bu ihtar muhabbetini kullanıyorlar. Hepsinin ötesinde, her şeyi geçtim, klimayı ne olur kapatalım. Hepsini geçtim, her şeyin ötesinde. Ya sonuçta can taşıyorsun. Evet. Ya kendi canın, arkadaşlarının canı. Yani PlayStation oynamıyoruz ki. Yani orada ne o bir sürü oyunlar var. Onları oynayıp daha düştü bilmem ne, oyun dışı kalıyorsun. Burada oyun dışı kalmak diye, oyun dışı kaldın mı hayat dışında kalıyorsun. Evet. Ya akşam oyun dışı kaldın mı halen tedavin devam ediyor. Kaç sene oldu? Evet. Yalçın'ın tedavisi devam ediyor. Yani burada yapılan bir şey, yarış içerisindeki bir hata nelere gidiyor? Hayatlara mal oluyor. Yani dolayısıyla onun geri dönüşü uzun sürüyor tedavisi. İşte başka hayat, insanların hayatları gidiyor, dağılıyor, darmadağın oluyor. Evet. Yaşamları kayboluyor. Dolayısıyla yani bu hırslarınızı falan bir tarafa bırakın ve bakın Allah göstermesin yarın öbür gün böyle bir kayıp olduğunda bunların vebali hocalarda da olacak. Net. Evet. Açık ve net. Önlem alacaksın. Tartışmam bile. Tabii. Yani çünkü neden? Kardeşim sen bunlara bu oyuna izin veriyorsun. Evet. O yüzden benim önerim, bir kez daha söylüyorum. Bir an önce otomasyona geçip 3 ihtarın aldın mı 5 gün cezan senin otomatik şeyde kapanacak. Kim olursan ol. Evet. Allame-i Cihan dahi olsan, Türkiye'nin en iyi jokeyi dahi olsan 3 ihtarı aldın mı tak kapatacaksın orada. Sistematik. Ha, her 3 ihtarda 5 gün değil. İkinci 3 ihtarında 6. ihtarda onları arttıracaksın. E kardeşim sen bir sene içerisinde 50 kere ihtar alıyorsan o zaman sen jokeylik yapma. Git orada başka şey yap. Yani dolayısıyla otomatikmen düzelecektir emin ol. Abi. Değil mi? Otomatikmen düzelecektir. Yani bunu yani bir, bu kadar yapacak, zor olmuyor. Değil mi? Düz gidecek. Dümdüz gidecek ondan sonra. Aynen. Benim naçizane önerim şeyim bu. Umarım ki yer bulur diye düşünelim. Mesajlarınız geliyor. Bu konuyla ilgili çok dolu herkes. Belli, farkındayım. İlker diyor ki abi diyor 500'e yakın rapor okudum diyor. İhtar cezalarının %90'ı start çıkışı ve düzlükte hatalı kulvar değişikliği üzerine zaten diyor. Evet. Yani doğru. Bu tabloyu hazırlayan arkadaşımız İlker diyor ki 500'e yakın raporda ihtar cezası %90'ı start çıkışı. Ya şu start çıkışını bir türlü öğrenemedik. Hatta tayları anlarım kaçtı. Ama yarışın kaderini değiştiren en önemli yerler start çıkışı ve düzlüklerdir. Aynen öyle. Yani. Bunu gören hocaların olması. Oralar yani. Cezalı olması lazım. İşte orada direkt bunu hocaların da görüyor olması gerekir diye düşünüyorum. Peki konu gene bu uzadı, gene süreyi şey yapamayacağız ama biz başarı dileyelim arkadaşlarımıza. Bundan sonraki de kazasız belasız güzel yarışları olsun. Bu bir başarı tablosudur. Bu tablo içerisinde yer almayıp da bu tabloda olmayı fazlasıyla hak eden ama çok başarılı arkadaşlarımız, var. Demin isimlerini saydık. Onların da bir an önce burada yer almalarını umut ve ümit ediyoruz diyelim. Ve geçelim hemen ikinci tablomuza. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Aygır istatistikleri geliyor. Arkadaşlarım da yarı ekrana verirlerse. Yok bu tablo değil arkadaşlar. Bu yüzdelere de bakalım. Aris Karataş zaten bildiğimiz 3 yarışın birini kazanır durumda gene. %30 birincilik yüzdesi var. Bindiği 3 yarışın birini kazanmış durumda şu anda.
Bu istatistikte Ahmet Çelik, Murat Gündüzeli, Özcan Yıldırım, Kadir Tokaçoğlu şeklinde devam ediyor bu liste. Bu da birincilik yüzdeleri, toplam bindikleri at adetlerindeki almış oldukları birincilik yüzdeleri. Bu da önemli bir tablo aslında. Neden? Yani altılı ganyan kuponu hazırlarken yarış severler. İstikrar açısından. İstikrar açısından bakıyor. Ya altı koşu varsa istatistiki açıdan baktığında, ya üç yarışın birini kazansa bugün en azından iki tane yarış alması, istatistikin olması için öyle düşünüyor. Evet. Ondan sonra kazara Halis Karataş'ta yarış kazanamayınca önce biz başlıyoruz. Önce bize geliyor. Diyor ki nerede diyor şeyiniz, hani baş jokeyiniz nerede, nerede şu bilmem ne. Ondan sonra evet. İstatistikler çoğu zaman, olmak da kötü kardeşim. Çoğu zaman yani, birçok şey ifade ederken. Yani baktığında başarılı olmak da çok zor bir şey. Yani. Tabii istatistike çok bakarsak yanılırız. Çoğu zaman birçok şey ifade ederken bazen de. İstatistikçi olarak istatistiklere bakarsak yanılırız. Sadece oraya odaklanırsak yanılırız. Ha, yani tabii ki. Yani çoğu zaman birçok şey ifade ediyor. Yanlış bazen de. İstatistik çok şey ifade eder aslında. Yok hani. Nereden baktığına bağlı. Ben şimdi anlatmaya çalışıyorum ama tam konuşamadık maalesef. Bu, çoğu zaman birçok şey ifade ediyor. Bazen de hiçbir şey ifade etmeyebiliyor istatistiklere. Sadece oraya takılırsa. Çoğu cümlesi var biliyor musun? Nereden baktığına dair bir de onun farklı bir yakıştırması da vardı. Şimdi burada şey yapmayalım. İstatistik bir şeye benzer diye. Evet, biliyorum. Biliyorsun. Dolayısıyla ama sonuç itibariyle böyle bir istatistik. Geçelim bakalım aygırlara bakalım. Nedir? Ne değişiklikler olmuş? Şimdi 2 yaşlı İngilizlerde durum nedir? 2 yaşlı İngilizlerde 1 milyon sınırını aşmıştı Victory Gallop tayları. Onu burada görüyoruz. 2 yaşlı tay kazançlarında. Lionheart'ı 2. sırada görüyoruz. Nativehan 3. sırada. Kaneko 4. sırada. Ve Mendip'i 5. sırada görüyoruz ki Mendip'in dün iyi de bir tayı kazandı. Gene dişi tay rekor derece yaptı. Kır bir taydı. Güzel bir dereceyle güzel de bir yarış kazandı. Arkadaşlarım da getirdiler ekrana. Valencia. Hakikaten. Ama çok da güzel bir derece yaptı. Süratle başladı. Şey yaptı ve derece bir de dişi bir tay. Hakikaten dolayısıyla 47-58-80 yani. Değil mi? Dişi bir tay için iyi bir derece. 1058 ile geçildi falan yani. Baktığında son derece başarılı bir derece. Bu anlamda da Mendip özelinde de konuşmuş olalım. Ve ilk 5'te bir de Mendip'in tabii bu şey. Dönelim arkadaşlar artık bize. Baktığımız zaman first crop yani ilk yavruları. Ve başarılı tabii. Ve başarılı bir de şöyle düşünmekte fayda var. Yani şimdi bir belirsizlik vardı Mendip'le ilgili. Yani yetiştirici de şey yapıyordu. Şimdi en iyi kısaklarını yollamadı. İlk jenerasyon tayları, ilk koşan tayları. Ve hiç aşım diye yapmamış bir de hani aşım yapıp gelen bir aygır olsa. Evet. Bir veri olacak. İyi bir yarış atı, iyi bir aygır olarak geldi. Ama hep bir soru işaretleri vardı. Biz böyle 3 senedir Mendip dedik yayınlarda biliyorsun. Sonuç itibariyle baktığımız zaman ve hep böyle şey kısaklar gitti. Hani ya bir görelim bakalım taylarını. İkinci, görelim ikinci bakalım. Plandaki. İkinci plandaki. Yani bugün baktığın zaman bir tercihli kaç tane kısrak gördü, ziyaret etti bilmiyorum. Ama baktığımızda şimdi ikinci ve üçüncüye bunlar gözükten sonra bir de iyi kısraklar gittiğinde gerçek anlamda değeri çıkacaktır ortaya. First crop yavrularıyla Mendip'in ilk beşte olması benim için değerli ve önemli. En azından bu, inandığımız bir aygırdı şey yaparken programda. Sponsorumuz da aynı zamanda biliyorsun programda. Boşa gitmemiş oldu. Küve'yi görüyoruz 6. sırada. Divine Light, Torok tabii. 2 yaşlı taylar da tabii ki bu. Aftermarket yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanıyor. Scream to Scream. Yine aşağıda Eray kim o göremiyorum. Miss Wind River. Wind River. Power Scold. Sonrasında Mehmet Bora, Agresivo ve Coşkun'a. Coşkun'a tabii o Wonder'la girdi listeye. Devam ediyor. Bir de 2 yaşlı İngilizlerdeki tabii bu şu andaki sıralama sezon sonuna doğru burada çok büyük değişiklikler olacaktır. Evet. Net. Sonbaharla birlikte. Sonbaharla birlikte değişecektir ama 1 milyon sınırını aşan ilk aygır zaten Victory Gallop oldu. Tabii tay sayısı da çok fazla. Baktığımız zaman da şöyle bir değerlendirme bakalım. 22 tayından 7'si kazanmış Victory Gallop'un. Lionheart'ın 20'de 10, %50 gibi bir rakam var. Nativehan'da 7'de 3. Aşağıya okuyabiliyor musunuz? Kaneko'da 25'te 4. 6 Eray. 19'da 7. 19'da 7 ve Küve'de de 15'te 7. 15'te 7 gibi bir oran var. Peki Araplarda durum ne? Bir Araplara da bir bakalım. Araplara da bakalım arkadaşlar.
Araplarda yine 2-3 yaşlı Arap taylarındaki durum. 1 milyon sınırını aşan tabii çok sayıda aygır var. Turbo, Caş, Kaisvert sıralamasını ilk 3 oluşturuyor. Yalaz'ı görüyoruz, Uçan Bey'i görüyoruz. Bunlar 1 milyon sınırını aştı. Uçan Bey aşmamıştı geçen sene. O da hafta içerisindeki yavrularıyla 1 milyon sınırını tay kazancı yakalamış olan 5 tane Arap aygırı var. Bunların yanı sıra da Bilgin, Özgün Han, Güntay, Deha, İzbatur, Özsaber, Altaha, Atom Karınca, Tamer'in oğlu ve Gobak Bey. Gobak Bey biraz daha yukarıdaydı. O da aşağı indi. Yani. Şeye ne diyeceksin tay satışlarına? Arap tay satışlarına. Çok uygun rakamlara çok güzel taylar gitti. Ben bu haftaki satışlar enteresandı. Değil mi? Bak, birazını seyrettim. Çoğu geri gitti falan. Sonra satılanlar oldu. Yani oldu. İyi taylar. Yani 10 bin liraya tay alındı mesela. Düşünebiliyor musun? Ve 2 yaşındaki tay, 2,5 yaşında bir tay. 20 bin liraya bakıyorsun hani. Tabii ki o şeylerde, kataloglarda onların bir sorunu var mı yok mu falan onları yazıyorlar. Ya bilmem işte yok kemiği vardır, şu vardır, bu var. Ama ne olursa olsun 2,5 yaşına gelmiş bir tayın da o paralara gitmiş olması aslında hem sıkıntılı, üzücü. Yani hem şey, sinyal veriyor tabii, bir şeyler için ama. Yani o bir sıkıntı aslında. Bence de. Hani öyle ne kadar ucuz deyip sevinmemek gerekiyor. Yok. Bir kere zararına giden bir şey. Onu devlet üretiyor bir de. Çünkü onun bir maliyeti zaten 12 kat, 3 kat. Evet. Peki, gelelim 2017'de totalde durum nedir? O da gelsin arkadaşlarım ekrana verirlerse eğer. Şimdi, evet. Sezon istatistiklerinde 2017 tüm yavruları dahil olmak üzere Victory Galop'u ön sırada görüyoruz. Yine Kaneko'yu ikinci sırada görüyoruz. Lionheart'ı üçüncü sırada ve Bosworth Luxor ilk beşi oluşturuyor. Aşağıya doğru indiğimizde Yonaguska, Unaccounted For, Scarface, Torok ve Daijin. Torok da zaten Gazi galibi bir yavrusuyla genel top 10'de tüm yavrularda yukarıya doğru çıktı geride. Turbo, Daijin de tabii yine bu listede. Biz yıllarca bu Daijin'in ilk yavruları çıkana kadar Daijin, Daijin, Daijin dedik. İşte şimdi Daijin'ler de temsille birlikte gösterdi. Evet. Bu aygır konusunda pek şey olmuyoruz aslında, yanılmıyoruz değil mi? Yani Red Bishop dediğimizde evet, bizde millet gülüyordu. Hiç unutmam Engin, bir gün Red Bishop çiftliğe gittik. Aşın bedeli ya 500 lira ya 600 lira. O ilk geldikleri dönemlerdi. Ya bir aynı sene geldiler ya iki arası vardı. Şeyle, Binajvat, Red Bishop. Şeyde yan yana duruyorlar. Red Bishop'a gönderdim ben. Şaykam diye bir tane kısrak vardı bende. Ya Red Bishop ne olacak dedim. Bak gör neler çıkacak bundan. Ondan sonra kaç tane yavru çıkardı. Ondan sonra işte birkaç tane daha böyle aygırdı değil mi? Şeyde Daijin konusunda Daijin, o kadar çok şey olmuştuk. Israrcı olmuştuk. Şimdi Mendip'i böyle görüyoruz. Trivalace, ben mesela Trivalace'i de çok ciddi anlamda. Hani bu belki o listede Trivalace'i göremedik ama ben Trivalace'i çok beğeniyorum. Çok başarılı yarışları var taylarının. Çok. Yavrularının çok başarılı yarışları var. Trivalace'de mesela ona da çok inanmıştım. Farklı hedeflerin aygırları tabii. Ama ne olursa evet, olsun bak şimdi Copperfield gibi bir şampiyon var şu anda. Elinde örnek. Ve mesafe de artık 1600'e doğru çıktı. Yani kimse iddia edemez ki. Yavrularında var uzun mesafeli. Yurt dışındaki yavrularına baktığın zaman uzun mesafede başarılı olmuş yavruları var onların da. Onu da unutmamak gerekiyor. Ama yani, Eve Miler net. Net verecek. Özellikle erken, çabuk hazırlanan taylar. Mesela onda da Trivalace konusunda ben çok iddialıydım. İyi koşacağı yönünde. Öyle. Özellikle ikilliğinde onların da örneklerini gördük. Daijin alıyor. Daijin ne gönderiyor? Daijin'e kaç kişi ya? İsmail abi farklı Gazi. Tabii. Gazi hedef oluyor biraz. Bugün hatırlıyorsun daha. İsmail abi ne dedik? Abi ikili tay koşacaksan. Oldu. Değil mi? Her gün ikili koşacaksan, Trivalace uzun koşacaksan şey Daijin. İkisi ah diyor, biz işte bilmem kime yolladık. Şimdi Ege işte ondan sonra 25 tane aşım hakkı vardı. Peki geldik şeye. Araplarda durum ne? Turbo, Yalaz, Bilgin, Kaisvert'i 4. sırada görüyoruz. Özgün Han 5. sırada. O listede çok büyük bir değişiklik yok. Turbo domine etmiş durumda şu anda diğer aygırları. İngilizlerde de Victory Galop çok ayrı. Kaneko'nun eğer çok böyle farklı bir şey olmaz. Sezon sonuna doğru bence birinciler çok değişecek gibi gözükmüyor. Tabii Kaisvert'in de grup koşulara giremediğini görüyoruz. Tabii orada Kaisvert'te şu olabilir. Enternasyonel şey kazanırsa gümbür gümbür koşuyor ya. Evet. Gümbür gümbür. Kaisvert'i o yukarıya taşıyabilir belki birazcık bir nebze. Diğer taylarıyla birlikte nasıl bir değişiklik olur diye bakıyorum. Öbür tarafta bizim yavrulardan, aygırlardan nasıl bir şey var? Bakacağız, göreceğiz. Peki. Bu tablomuzu da gösterdik ve tablolarımızı tamamladık. Şimdi yavaş, hafta yavaş içerisinde tartışmalı bir koşu vardı.
düşen kardeşlerimizle ilgili Elazığ'da tatsız bir olay yaşadık. Pazartesi akşamıydı, hiç unutmuyorum. Arkadaşlarım eğer o görüntüleri de verirlerse iki tane kardeşimiz yarış içerisinde düştü. Evet, oradan itibaren okutun arkadaşlar, görüyorum ben şeyde. Evet. Şimdi burada ilk bir virajda bir kazalı. Öndeki sarı formalı Safkan, Elaşan. Burada bir talihsizlik, şanssızlık yaşadı. Kapaklandı, solunu alamadı. Yani ön solunu alamadan gücü dengeleyemeyince kapaklanma yaşadı. Gelelim kapaklandı arkadaşlar. Evet. Kapaklanınca da tabii üstündeki jokeyle kardeşimizle beraber... Bir şey oldu, sıkıntı geçirdi. Kardeşimize geçmiş olsun buradan, inşallah bir şey yoktur. Burada da asıl sıkıntı oldu. Burada da akabinde de, yani burada maiden bir yarış zaten. Şimdi burada ya şeyden gözükmüyor Hakan abicim. Yandan gözükmüyor ama karşı kule kameradan baktığımız zaman. Verecekler, kuleyi de verin. Hepsini, bütün görüntüleri verin arkadaşlar. Şimdi mümkünse engini de verin. Şimdi Arap atlarında... Bu tip şeyler yapabilir Arap atları. Ani altınızdan kaçabilir yani. Sağ ve sol yapabilirler ki burada mesela kardeşimiz kapaklandı ve yıkıldı. Ön tarafı dizlerin üstüne söktü at. Akabine de tabii düştü. Gene mi sorun var ya şeyde? Burada da zaten kulaklarından belli. Yalaz güzelinin kulaklara bakın. Hep ön tarafta bir şey bekliyor. Devamlı bir şeye dikkat ediyor. Buraları zaten anında sol tarafa doğru... Sapma yapacak. Hep gitti. Evet. Bakın şimdi, burada daha net gösterecek Hakan abi. Bak şimdi. Bir anda sapacak altından dışarı sol tarafa doğru. Bak hop. Yani kolay kolay duramazsınız. Çünkü artık gücün bittiği yer. Jokey de artık fotoya 3-4 metre kalmış, 5 metre kalmış. Artık bütün gücünüzle dayanıyorsunuz. Oradan sonra o hamleyi beklemiyorsunuz. Şimdi bütün görüntüleri arka arkaya verin. Engin çok güzel değerlendiriyor çünkü hepsini. Hiç slowlarını da verin. Kule karımı. Mesela geldi kardeşimiz, burada yarışta hakim oldu. Evet. Artık fotoya doğru emin adımlarla gidiyor. Maiden yarış güç belli zaten dediğim gibi. Ama bak burada bir anda dışarı doğru sapacak. Şimdi burada o sapma çok gözükmüyor. Kulede daha net gözüküyor. Kulede net gözüküyor. Kolay kolay duramazsınız. Aynen. Şimdi, verecek arkadaşlarım kuleyi de zaten. Şimdi ikisini birden göreceğiz. Önden ve arkadan. Diğer birkaç görüntüsü de vardı. Şimdi bak burada çok net bir şekilde. Bir de arka kuleden var. Onu da görelim. Şimdi burada bakın. Bak. Hop. Yani orada yapabileceği bir şey yok. Kısa zamasınız. Ani sapışlar. Bir şey yapamazsınız. Burada sadece küçük bir nüans var. Nedir Hakan abicim? Kardeşimize biraz daha tecrübe. Evet. Şimdi yalnız tecrübeli bir jockey. Gelen çok kötü, özür dilerim Engin bak. Arkadan gelen de çok kötü bak. Sıyırma geçti. Sıyırma geçti çocuğu. Evet, bak, evet abi. Bak, şimdi burada sapıyor. Yani şurada yapacak bir şey. Hemen arkasında kırmızı ağırlıklı formaya bakın. Bak, bak. Ah kaçtı şimdi. Bir daha göreceğiz. Bak, arkasından gelen kırmızı formalı çocuk daha ayağa kalkar kalkmaz... Az kalsın çarpıyordu Allah arkadaki. Korusun. Yani bak, Allah şimdi bak hemen abi, bak bak evet. Arkadan gelene bak evet, hop abi. Ayakta bile kafasına vurabilirdi. Allah yani. Korusun. Yani sırt şeyde duruyor. Büyük bir kaza atlattık. Engin'cim burada bir virgül koyacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu görüntüler sonrasında sosyal medyada hemen şey yıkıldı. Ya bu sosyal medyada zaten olmasın artık diyeceğim neredeyse. Ya da hiç artık bunları sadece yayınlarda konuşmak istiyorum. Kendini attı. Kendini bıraktı. Kendini işte bu kadar potonun önünde... Ya diyorum ki el insaf artık. Ben de biliyorsun şey oluyorum bu konularda çok fazla şey yapıyorum. Şimdi eleştirdiğimiz zaman biz kardeşlerimizi sonuna kadar eleştiriyoruz biliyorsun. Her şekilde. Ama şimdi burada da vicdansızlık yapmayalım. İnsafsızlık yapmayalım. Yani yüreğiniz bu kadar kurumasın ya. Yani şimdi Allah aşkına ben diyorum ki burada bakın açık... Çek diyeyim artık. Burada şu arkadaşlarımızın halen düştüğünü, kendini attığını, bilerek attığını, bilerek yarış kazanmadığını her ikisini birden iddia eden biri varsa ben çağırıyorum. Diyorum ki gelsin şuraya bir koltuk koyacağım. Gelsin. Gelsin otursun. Net ve net o koltuğu şöyle bir iteyim. Bakalım kendini yere atabilecek mi? Ya da ben itmeyeyim kendi kendini yere atsın. Bunu yapabilecek mi çok merak ediyorum. Zamanında bir video izletmiştik. Ahmet Atçı'nın bir lafı var. Lafınızı estağfurullah keseyim abi. Ahmet sizin dediğiniz gibi. Ahmet abi böyle işte attan düştü bilmem ne yaptı. Yine böyle bir şey olmuştu yarış esnasında. Hiç unutmuyorum dedi ki çık dedi şuraya sandalyeye dedi.
Kendini arkaüstü bırak bakayım dedi, bırakabiliyor musun dedi. Ya. Yapabilirsen dedi, ya. Doğrudur dediğin dedi. Yapabiliyor musun, hadi yap bakayım dedi. Mümkün değil. Ben çağırıyorum, gel burada yap. Ya 50 kilometre, 60 kilometre hızla giden bir attan kendinizi... Nereye atacaksın? Öyle mi atarsınız yani? Ve arkadan bak yani... 20 tane at var arkanda Allah aşkına, mümkün mü ya? Haluk rica edeyim şeyde, Allah bir var. Hatırlıyor musunuz? Bir video yayınlamıştık. İngiliz jockey alıyor şeyi... Bir bahis severi değil mi? Bir bahis severi. Gene böyle işte şey, bir gene bu tip şeylerle ilgili İngiltere'de şey oluyor. Adam buluyor. Sosyal medyada tweet atıyor daha doğrusu. Onları biz de artık buluyoruz da. Tweet atıyor. Gidiyor evinden kapısından alıyor. Gel diyor, gezeceğiz diyor. Arabanın arkasına koyuyor. O gördükleri bulursanız bir kez daha hatırlatalım, bir izlettirelim. Ama onun biplenmiş hali tabii ki. Çünkü onun biplediğimiz yerleri vardı. Onu o şekilde yayına veremeyiz. Çünkü artık orada abdesti kaçıyor şeyin üstündeki şeyin. Noktalı bir şeyler. Dolayısıyla yani burada yazıktır, günahtır. Bak arkadaki yani, at ucuz kurtardı. Ya vursa çocuğun belki omurilik falan bir şey bırakmayacak yani, Allah korusun. Yani bunları attı diyenlere... ve izliyorlarsa da bizi hakikaten şey... Bakın hatayı kabul ederim. Jockey hatalıdır. Din kabul. Jockey hatalıdır. Belki var mesela, yaparız. Gelen mesajlar var. Diyor ki abi bence burada jockey'in hatası da var. Neden biliyor musun? Bak Engin iyi bir incelesin diyor. At zaten 4-5 boy önde gidiyor. Ata kamçı vurmaya devam ediyor diyor. Vurdukça kulaklarını oynatıyor. Kamçıdan rahatsız. Ve jockey tekrar kamçı kaldırınca diyor at şimdi sola sapıyor diyor. O detayını dökmüş kardeşim de at binen arkadaşımız mı bilmiyorum. Hakan abicim. Şimdi burada çocuk kardeşimizin bir şeyi var, eksikliği var. Tecrübe zaten bu da. At kulaklarını dikmiş. O artık tamamen yarışa odaklanmış. Fotoyu bir an önce geçeyim'e odaklanmış. Evet. Burada zaten at bir sinyal veriyor. Neye? Kulaklarını ön tarafa dikmiş, bir şeyden huylanacak belli. Onu söylüyor işte. Arap atlarında da bu tip atlar, özellikle Araplarda ani kaçmalar yaparlar. Evet. Ki ben de çok düştüm böyle. Evet. Birçok arkadaşımız da bu sıkıntıyı yaşamışlardır. Onun için burada önlemini alır. Ne yapar? Kantarmalara biraz daha toplar. Ona göre daha böyle şeyli iter, kamçıyla destekleyerek götürür. Burada bir hatası o ama yani daha yeni çocuklar bunlar. Tabii canım, yok o konuda. Yani yılların tecrübesi yapar bunu anca. Evet. Burada yapacağı hiçbir şey yok. Yani şu noktadan sonra yapacağı bir şey yok. Ama daha önce tecrübeli bir arkadaşımız binmiş olsaydı bu şekilde hani o kantarmayı biraz da sıkı tutup kırbaçla onu düz fotoya sokardı. Şeyi soranlar var Engin abi, bu tırmığın izleri çok belirgin değil mi? Yok, atlar şimdi buradan öyle gözüküyor ama evet. Atın üstünde o kadar değil. Ha, o yani rahatsız etmez. Yok ha, o kadar. Onu soran yarı seveler olmuş. Yok ama yani. Buradan bir şeyden huylanacak belli. Kulaklara evet. Bakın mesela, yan kameradan verirse rejimiz. Diğer görüntüyü de verelim arkadaşlar. Yani sonların özellikle. Burayı aslında hatta gelin. O slow şeyi verin. Slow verin arkadaşlar. Evet. Bunu değil de arkasına bağladığınız slow verin. Evet, burası kardeşim. Bu zaten çok kötü düştü. Yani. Kötü düştü. Slow bakın, verin arkadaşlar. Burada gelip hakim oluyor. Ön tarafa düşünce boşluğa kulakları dikiyor ön tarafa. Bir şeyden uyanacak. Bak kulaklar önde. Evet. Hiç dikmiyor ama devamlı böyle kulaklar. Yani bir şeyden uyanacak belli. Çok ani hareket eder atlar. Ettiği zaman da kendinizi yerde bulursunuz. Şimdi bu görüntü tabii yanıltıyor. Deminki kule görüntüleri gördük. Orada evet, çok daha net atın saptı. Ama yani attan kendini attı, bıraktı, düştü, kendi bilerek yani şu düştü. Çocuğun üzüntüsü zaten ona ömür boyu yeter. Bu arada şu arkadaşla ilgili bir şey söyleyeyim. O ayrı bir konu. Taşıyan arkadaş şimdi hatalı. Hatalı tabii ki. %100 hatalı ama onunla ben görüştüm. O arkadaş fotoğraf çeken bir arkadaş evet. Orada. Slow geliyor bu arada, Allah göstermesin. O da çok kötü düştü. Çok kötü. O da yani büyük kaza. Anlatacağım fotoğrafçı olayında o görüntüleri verirken. Şimdi burada... Bak kulakları dikti. Evet. Kulaklar önde. Yani sektirmiyor, dikkat edin. Devamlı kulaklar önde. Yani diyor ki geliyor. Yani bir şeyden korkacağım. Baktı da bir arkaya. Bakın, bak, bak, bak Hakan abici. Kulaklar hala önde. Hiç. Bakın. Gözleri de zaten fıllır fıllır. Evet. Bak, burada... O iyice zaten. Bunun boşluğunu bulur. Evet. At bulur. Üstündekinin boşluğunu bulur. Bulduğu zaman da indirir aşağı. Bu da tecrübeyle olabilecek yani bir şey. Yani tecrübeyle. Burada kardeşimizin yapacağı hiçbir şey yok. Tecrübesizliğine veriyorum biraz. Zaman için at bindikçe tabii bu tip şeyler daha iyi algılayacaktır. Çünkü o tamamen yarışa odaklanmış. Son metreler artık var gücüyle fotoyu bir an önce geçeyim diye uğraşıyor. Maalesef böyle bir talihsizlik yaşıyor. Geçmiş olsun kardeşimize de. Ama bunun aksini kim iddia ederse istediği yerde istediği zaman tartışırız. Yani stüdyomuzda konuk ederiz.
gerekirse. Yani ben bakın halen detaylı izahını yaparız. Bunu attı diyen varsa bu kardeşimi davet etmek istiyorum. Tabii ki. Gelsin seve seve, benim misafirim olsun. Değil mi? Ağırlayalım burada. Hepimizin misafiri olsun. Ağırlayalım burada. Ondan sonra oturalım, konuşalım. Burada bir anlatalım. Ondan sonra da diyelim ki sen kendini at bir kardeşim. Bir deneyelim, görelim diyelim. Yani halen öyle, oysa yani. Şimdi kendini atacak olan kişi oralara kadar gelir mi Allah aşkına ya? Ya biz şimdi Eraycığım, bunlar ne biliyor musun? Bak aslında bunlar hep, yani ustaya da çok bir şey söylemek istemiyorum ama yani bu maalesef ki maalesef zamanında bazı filmler, bazı şeyler çok etkiledi. Yani attı, düştü. Yani biliyorsun garip garip şeyler. Yani ben hani o yüzden çok o konulara girmek istemiyorum ama yani artık insanlar ya paranoyak olmuş durumda. Her şeyden şüphelenir, her şeyden tedirgin olur durumdalar. Ya da gerçekten vicdanları kurumuş bu insanlar. Demin programın başında söylediğim gibi yani kötü insan çok fazla. Artık kötü, başkalarının mutsuzluğu üzerine, üzerine kara enerji biriktiren, başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk inşa etmeye çalışan kötü insan çok. Bunu biliyorum. Bu bizim camiamızda da var, camianın dışında da var. Dünyanın her yerinde bu böyle, net. Ama yani şuradaki nokta ya vicdanları çok kurudu artık bunlar ya da hakikaten bilmiyor. Yani ya da bu işin ciddiyetinin farkında değil. Hani bir laf vardır. Ölmeyi bayılmak zannediyorlar galiba diye, değil mi? Evet, evet. Bu da öyle şey değil. Şimdi gelelim şu kurtaran kardeşimize. Şimdi zaten üzülüyor çocuk orada. Kar olmuş zaten çocuk yani orada. Şimdi arkadan o şey çarpmak üzereydi. Deminki arkadaşlar kuleleri verelim. O arkadaki at onu izliyordu, geçiyordu zaten. Kuleleri verdiğimizde görecek. Şimdi o arkadaşımızın refleks olarak gitmiş onu kurtarmış. Refleks olarak gitmiş. İnsani olarak. İnsani olarak, vicdani olarak gidiyor, kurtarıyor orada. Bak arkadaki ezmek üzere. Onu görüyor, hemen gidiyor, kurtarıyor orada. Şimdi tabii ki doğrusu o değil. Arkadan gelen o kadar at varken senin oraya girmen ve bu kardeşimize yardımcı olabilmeye çalışman insani. Fakat fayda sağlıyorum derken riskleri çok fazla olan, fayda sağlıyorum derken zarar verebileceğim şey. Onu orada kaldıracak olan kişi bir kere ambulanstır. Evet, sağlık görevlileridir. Yürümemesi gerekir. Orada bakın tabii bu yani beyin kanamalarında falan özellikle bu tip şeylerde hareket ettirmemek, anında durmak gerekir. Onu da sağlık görevlisi karar verecek. Artı sen kendin çok büyük tehlike atlatabilirsin. Görmezsin refleksini onu giderekten. Ve şimdi orada fotoğraf çeken arkadaşlardan biri o. Yani düzenli olarak fotoğraf çeken. Daha sonrasında hipodrom müdürü bir ihtar vermiş. Demiş ki sen artık fotoğraf çekmeyeceksin diye. Şimdi o da orada ekmek parasını kazanıyor, çocuk da orada. Şimdi yani bir hata yapmış olabilir. Vicdani bir hata. %100 hatalı. %100 yanlış bir hareket. %100 kusurlu hareket. Ama şimdi artık sen orada fotoğraf çekmeyeceksin, şunu yapmayacaksın demek de çok doğru değil. Biz o kardeşimizin bundan ders aldığını düşünüyoruz. Ben affını rica edeyim hipodrom müdürümüzden oradan. Diyeyim ki bu kardeşimiz artık yine mesleğini orada yapsın. Sonuç itibariyle... O da bir ihtiyaç Hakan abicim. Yani orada var, başka fotoğrafçı da var ama bu da sonuçta sonuçta adam ekmeğini kazanıyor orada yani. Ve evet, insani bir şey yapıyor, hatalı. Ama hani bıçak sırtı bir konu. Şimdi yapma bir daha kardeşim. Girme sahaya. Çünkü oraya girecek olan kişi ambulanstır ama senin onu iyi niyetle, vicdani olarak... Arkada bir tane yatıyor zaten en arkada. Çocuk orada. Çocuk da orada. Ambulans zaten ilk önce ona müdahale ediyor. Tabii. O çünkü kımıldayamadı. Bu gibi durumlarda da şey... Alalım artık görüntüleri arkadaşlar. Artık vermeyelim bu görüntüleri de. Gelmiş ve geçmiş olsun kardeşlerimize. Biz geçmiş olsun. Bir de diyelim ki hani o fotoğrafçı kardeşimiz arkadaşımız biraz heyecanla... Anlık, anlık gideyim evet, kardeşimizi kaldırayım diye düşündü. Bizim ama insanımızın çok yapısında vardır ya. Ulaşabilir Dengin evet abi orada. Hani tabii yarıştaki atlar korkar, kendine şey olur, evet, sıkıntı olur. Arkadan gelen çarpar, ona da zarar verir. Yani tabii. Normalde şimdi... Korkar at, sapar, öbürü de düşer. Tabii. Yani ama çocuklar düşer. Refleks olarak kurtardı. Kadir Salim Karahan demiş ki, Hakan Bey demiş, stüdyoya misafir olmak gelmek istiyorum demiş. Bu yüzden demiş, diyebilir miyim atladı diye. Başımızın üzerinde yeriniz var. Hepinizin ne zaman kim gelmek isterse bize bir gün önceden haber vermek kaydıyla baş tacımızsınız. Biz sizi her zaman bekleriz buraya. Bir gün önceden bize haber verin. Biz hepimiz burada sizi ağırlamaktan çok büyük keyif duyarız. Mutlu oluruz. Otururuz, sohbet ederiz, tanışırız.
Belki bizleri yanlış tanıyorsunuzdur. Belki ön yargılarınız vardır. Onlar da iş. Belki ya bunlar ekranda çok iyi gözüküyorlar ama Nemrut'un teki derler. Veya tam tersi. Bizimki göstermelik değil. Onu sen söyleyin. Yani ekranı yüzümüz, ekrandaki yüzümüz neyse emin olun ekranın arkasındaki yüzümüz de aynı. Öyleyse. Değişmeden devam ediyor. O yüzden de hakikaten ne zaman isterseniz buyurun başımızın üstünde yeriniz var diyelim. Şimdi tabii tempoyu biraz arttırmamız gerekiyor. Son bir saate doğru giriyoruz. Gene konuları açtı. Oradan oraya derken bir hızlı bir şekilde biz bir dün Bursa hızlandırılmış Bursa turu yapalım. İstanbul'u uzun konuşalım derim ben. Tamam. Eray istersen Bursa'yı değerlendir. Engin'le biz katkıda bulunalım. Eğer notlarım varsa mesela evet. Şu koşta özellikle şuna dikkat edelim diye. Ama İstanbul üçümüz birden. Tamam abi. Değerli. Bursa günün ilk ayağıyla başlıyoruz. 1400 mesafeli bir koşu. Çok süratli gitti yarış. Bir kere onu başta söyleyeyim. Latina Göl, Bang Bang, Tiran ve bunlara sonrasında El Gambo eşlik etti. Arka tarafta bekleyen iki tane safkan vardı. Biri İntocu, diğeri Bajak. Bunlardan İntocu kazanan isim oldu ki bu mesafe deneyimleri ve tecrübeleri hatta başarıları ortada olan bir isimdi. Dün için Bajak'a hakim olarak koşuyu kazandı ve arka arkaya ikinci birinciliğini elde etti. Kim takip attı? Şu Latina Göl önlerde biraz daha boş kalacağı ilk yarışı kazanır. Onu sizlere söyleyeyim. Estergun'un da çim yarışını ölçü almayalım. Kumda farklı koşuyor. Varsayla abi. İntocu iyi koştu. Ben burada bir sadece El Gambo için biraz kantarmayla uğraşıyor. Dışarı meyilliydi. Ben önce dedim acaba at mı gösterme ayağını diye ama sonra da ikinci tekrarda baktım değil. İlk virajdan itibaren böyle yürüyor. Yani eğer düzgün devam etmiş olsa, sıkıntısı olmamış olsa bugün birinciliğe ortak olurdu. Yalnız kazanan at, geçen yarışta da söylemiştim hatırlıyorsunuz kazandığı gün. Daha sert gruplarda ses dün Bankom'du benim de. Bizim düzlük kuponunda da 51'imde de Banko girdik biliyorsun. Dolayısıyla kazanır dedim. Yani bu gruba çünkü at. Pado abi çıkıyor. Bak bu da mesela Trivales. Gibi yani çok net bir kere al donda ve çok spesifik taylar veriyor. Çünkü özellikleri hep aynı. Değil mi? Bak fark et mesela şimdi bak kafa aşağıda bilmem ne. Yani şu görüntüye bakar mısın abicim? Yani elinde iyi bir Trivales tayın varsa ikili çok iş yaparsın gibi geliyor bana öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Erken hazırlanıyorlar. Erken hazırlanıyor. İyi getirirsen biraz iyi bak. Şimdi mesela bu at bu değil mi? Urfalarda falan da doğru, koştu. Doğru doğru. Elazığ'da koştu. Ondan sonra hemen baklar kapasite bir şey var. Atı hemen bir geriye alıp toparlandı. Hep üzerine koyarak gelmiş ve şimdi bildiğin her yerimle at gibi atım diyor. Akabinde de çok da güzel yarışlar yapıyor. Çok. Yani dolayısıyla burada padokta da çok çok iyiydi. Bu anlamda ben yarın öbür gün hiç ummadık çok ters bir yarışlarda adından söz ettirebilir. Yarış sonrası görüntüsü padoğu da çok iyiydi. Yarış sonrası görüntüsü de 4-4'lüktü. Kimde at bilmiyorum. Halil Altın herhalde. Bakayım. Evet Halil Altın'da. Selman Özbay'da antrenörü. Çiçek de çiçek gibi binince kazanmak zor olmadı diyelim değil mi? Peki. Yok, hakikaten çok güzel bir arkadaşımız. Aynen. Çok hadi beğenirim. Bakalım. Mesafe limitlerini bilerek koştuğun zaman başarı geliyor. Ben bir kez daha söylemek istiyorum. Yani 1200-1600 mesafelerinde Trivales yavruları ciddi potansiyel. Tabii net. Çok ciddi potansiyel. Buna göre koşmak gerekiyor. Ekibi kutluyorum. Günün ikinci ayağında kazanan isim Ege Rüzgarı oldu ki Mehmet Yıldırım apprentisi geçtiğimiz sene en son silaha binmiş. Silahla kazanmış. Bu yılda ilk kez at biniyor. Silah da Kurtel. O da Kurtel'de. Bu yılda ilk kez at biniyor ve yine kazanıyor. Zaten hazırladığı safkanlardan biri. Belli ki atını da iyi tanıyor. Çok kolay bir birincilik oldu. Geridekilerden ciddi siklet avantajından etkilenen isimler vardı ki Hasan abi kilo kiloya bu rakipleri kolay geçebilir. Macem'in kumpis performansı biraz eksik. Çime çıkınca çok daha farklı yerlerde izleyebiliriz. Avan'da önlerde yine biraz daha boş kalabileceği yarışlarda bence çok farklı koşar. Dün Ege Rüzgar'ı baştan sona kadar rakibini önlerde prese maruz tuttu ve bundan da etkilendi Avan. Ölçü almayalım. Serden geçerdi arka arkaya biraz sık koştu galiba. Dünkü yarışı beklentilerin gerisinde kaldı. Ege Rüzgar'ın zaten kardeşimiz dediği gibi 700'den sonra alıp tempoyu verip ön tarafta yürümesiyle güzel ve kolay birincilik elde etti. Ben de burada katılıyorum Eray'a. 2 numaralı Hasan abi bu yarışta kilodan etkilen diye düşünüyorum. Eğer uygun kilolarda denk gelirse bunlarla bu yarıştan daha farklı yarışlar yapacak. Hasan abi değil mi? Evet. 2 numaraydı yanılmıyorsam. Evet abi. 2 numara Hasan abi. 62 kilo. 62 kilodan etkilendi. 12 kilo fark var arada. Fenaydı. Bu Baba Seyfi
bir ara verdi. Daha önce İdiş miydi bilmiyorum ama İdiş edilmiş herhalde. Belki ondan o arayı mı verdi bilmiyorum ama fena bir yarış koşmadı. Bir sonraki yarışta Baba Seyfi'den de farklı bir yarış gelebilir. Galapagos'un yarışı hayal kırıklığı. Dün ben iyi koşabilir dediğim isimlerden biriydi. O da inişli çıkışlı performansı olan isimlerden biri. Bir iyi bir kötü koşuyor. Bu yarışını çok önemsemek gerekiyor. Ve Kaz Dağları koşusuna geçelim. Evet Eray. Bir sonraki ayak. Günün üçüncü ayağı Little Bird kazandı. Çok etkili bir tempo yarışı yaptı. Onur'un burada ciddi katkıları var. Özellikle başlarda mümkün olduğu kadar Hollandi tempolarda koşuyu götürme düşüncesi vardı. Doğru bir hamleydi. Kısran biraz çimpiz performansları kuma göre daha bir eksiktir. Ama özellikle son çim yarışı sonrası dün benim favorimdi Lady Bird. Ben bu yarışı bekliyordum. Onur'un katkılarını da belirttiğim çok etkili bir tempo yarışı koştu. Baştan sona temposunu rakiplerine kabullendirdi ve sonlarda gelen rakiplerine rağmen kazanmayı başardı. Ekibi de kutlayalım ayrıca. Sonlarda Er Sözlü'nün atakları kendisine ikinciliği getirdi. Carnival dün iyi bir yarış koştu. Bir önceki yarışı da fena değildi. Sert grupta burada üçüncü olduysa bir alt grupta kazanması çok yakın. Çok yalnız burada bir kardeşime geçmiş olsun diyeyim. Mesaj göndermişim gördüm. Mahmut Turan... Bu koşuda mı kardeşim? Bir seyrediyorsan mesaj at bana. Bir fotoğraf göndermiş. Kolu kırılmış, yatıyor hastanede şu anda. Geçmiş olsun. Bu yarışla... Bakayım gününü şeyi yazmamış. Diyor ki abicim iyi yayınlar diyor. Şeyden start çıkışında sıkıntı oldu. Ya son ayak o. Son ayaktı. Fırat'ın etkisinde kardeşim. Fırat'ın orada herhalde sıkıntı geçirdi. Diyor ki şöyle söylemiş. Start hakemlerinden abi diyor yaşadığımız bir... Ya bir şey rica edebilir miyim? Şimdi benim gözüm çok kötü takılıyor çünkü. Biraz böyle şeylerim, cinsliklerim vardır benim. Benim kapalı gözlükle kullanamadığımız için sol tarafımda sürekli o Elazığ'daki yarışı görüyorum. Düşen monitörlerde. Tabii siz ekranda görmüyorsunuz. Evet. Gözüm sürekli o Elazığ'da düşen yarış var arkada monitörlerde. Gözüm de oraya gidiyor. Süper. Dondurdular. Ekrana gitmiyor ama ben çünkü şurada direkt şey... Senin tam benim tam karşımda, görüş açımda. Tabii izleyiciler görmüyor şu anda stüdyonun o kısmını. Ve kapalı gözlük şansımız yok. şeyi söyleyeceğim. Yazmış diyor ki... Son koşta. Evet, abi bizler hazır olmadan bir anda kapaklar açıyor. Böyle bir şey yok. Startçılar... ben yanıma da birini alayım dedim diyor. Hani start çıkışında şey olmasın diye. Bırakmadılar diyor. Yan döndü atım düştü. Kolum kırıldı. Dolayısıyla diyor böyle bir sıkıntım var diyor. Bir de fotoğraf göndermiş kardeşim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Mahmut Turan. Geçmiş olsun kardeşimize. Çıkıştaydı. Bursa'da at hazırlıyordu. Çok şey çıktı. Son koşu zaten çok dağınık bir yarış oldu. Startla beraber oldu. Evet, düşen kardeşlerimiz oldu. O koşuyu, son koşuyu yetiştirebilirsiniz. Starttan verir misiniz arkadaşlar? Son koşu Bursa. Evet. Lady Bird ile ilgili var mı sizin söyleyecekleriniz? Yani burada çok güzel tempo koydu. 700'den sonra da yarışın temposunu arttırıp arka tarafa böyle bir sprint mesafesi koydurdu. Gelene kadar da zaten önde bitirdi Little Bird. Onur'un bu tempo yarışı çok güzeldi kardeşimizin. Güzel de birinci geldi etti. Er Sözlü ve Karnaval'da geldi ama Little Bird bugün netice yalandı. Katılıyorum ikinizin de görüşlerine Onur konusunda da. Ve gelelim Ertuğrul Gazi koşusuna. Çok şey beklenen isimle bir sonraki ayak arkadaşlar. Kinova. Kinova'ydı. Bütün gözler Kinova üzerindeydi. Ya ben de dün burayı 4-5 at geçtim. Yani çünkü nedense bilmiyorum yani. Ya Kinova'yı ben biraz tabii Bursa'da kazandığı çok güzel yarışları var falan ayrı da. Sanki böyle kışın İzmir'de koşacak, grubunu bulacak. Üzerinde de Alice Karataş veya işte hani en iyi onunla anlaşıyor şu anda baktığımızda. El ayarını güzel yapıyor. Değil mi? Atı da iyi tanıyor. Ne? El ayarını. Yani kantarma ayarını güzel yapabilen jokeli. El ayarı olan güzel. Jokelikte el ayarı çok önemli. Ayarı. Tamam. Kantarma. El ayarını yapan. Ha burada yani atla da bir şey yok. Burada da el ayarı olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Burada atla ilgili bir olay. Ama Eray'ın sanırım orada şeyi var değil mi? Çimlerde, sentetikte koşmasın diye bir şeyi vardı. Ama tabii ilgililerine hangi koşuyu, pisti koşacağına saygımız var. O konuda biz sadece bir görüş belirtebiliriz ama dün Kinova pek beklenen Kinova değildi. Umarız ki ve ümit ve umut ediyoruz ki, öyle söyleyelim. Kışın biz yine başarılı Kinova'yı izlemeye devam ederiz. Bu anlamda da Kinova için benim kendi adıma dilek ve temennilerim bu noktada.
Babireş hakikaten güzel bir yarış koştu, kazandı. Ve bir ara acaba öndeki bitirdi mi derken, Baba Döker bitirdi mi derken, ki o da bir sürü sorunlar, problemler atlatmış bir isim. Bitirebilirdi Baba. Ama. Bitirebilirdi. Onun senden dinleyelim şeyini, değerlendirmesini. Ama Babireş'i de kazananı bir kere kutlayalım hakikaten. Tabii ki harika bir sprint yaptı. Müthiş. Süper. At da çok iyiydi ve padokta da beğendiğim atlardan biriydi. Harika. Hayal kırıklığı Kinova kadar ben de açıkçası Mr. Strong oldu. Dün onun da bir şekilde en azından Kinova ile çok yakın arayla girmişti buradaki koşularında. En azından bir tabelayı zorlayabileceğini düşündüm ama dün hayal kırıklığı yarattı en azından bende. Önce Eray'dan alalım. Tabii. Sonrasında Engin sen detaylı bir şekilde hem tamam, Baba Döker'e hem şeyi yapıp, bu önemli bir koşu çünkü. Evet Eray. Bir kere ben Kinova'nın sentetik pist serüvenlerini çok doğru bulmuyorum. Bunu da en başından beri söylüyordum, belirtmiştim. Bu gibi tercihlerde böyle kalite, sınıf safkanlarda çok ani form düşüklüklerine neden olabiliyor. Evet. Ben her şeye rağmen Kinova'nın kalitesiyle bu açığı kapatabileceğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim ama mesela daha önce ekibi aslında şey yaptı. Ankara'da bir çimde denediler, olmadı. Ondan sonra direkt kuma gitti. Biraz evet, da atların, yani yarışların şartlarıyla da ilgili bir dolaş. Şimdi atların bazen şartları kapandıkça... Bazen gelmiyor, yarış denk gelmiyor. Yani en büyük sıkıntı o. Ben yani o konuda o yüzden çok bir şey diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Yani bir atı, formda bir atı da kapatamazsınız yani. İdmandan düşüremezsin, sürekli şey yapamazsın. Evet. Ya at bir şekilde... Acaba bilmiyorum, bunu da tamamen fikir yürütüyorum. Evet. Acaba o koşuları o yüzden mi denediler, koştular, yoksa hani hakikaten eksik olduğunu... Bir de o gün son koştu ya, sert yarıştı, taşlı voltların yarışıydı. Tabii. O da yıpratmıştır yani. Diye düşünüyorum. Evet evet. Ya tabii ilgilerinin düşüncesi senin söylediğin gibi olabilir. Yarış şartlarımız dolu, koşacak yarış yok. Hiç koşmamaktansa en azından koşalım İşi düşüncesi hakim ama işte o koşalım düşüncesi atlardan bir şey alıp götürüyor. Benim düşüncem bu. Tabii, yani tabii. Sadece beni bağlar. İlgilere bizimle fikir olmak zorunda değiller ama... Onu doğru söylüyorsun. Onu yaparken bile koşabileceğin, atını yıpratmayacağın yarışları tercih etmek buyur lazım. Buyur abi. Görüntü ortada. Bu pistte 1.25 içerisinde koşan Kinova, yarış 1.26.34 bitiyor. Daha ortada yok. Evet. Şimdi geldi Kinova. Evet. Yani bu pistte 1.25 içerisinde koşan Kinova... Kolay geldi. Böyle elde geldi. O kışın 1.27 bitirdi yarış ya Kinova. Yani Kinova'nın yarışı bu değil. Kimse değil, kusura bakmasın. Değil. Yani Baba Döker'in bu kadar sürat verdiği yarışta Kinova buralarda bitirmez. Evet. Mümkün olduğu kadar farklı pistlerden uzak durmak gerekiyor Kinova için. Normal şartlarda Kabakum'un kısa mesafelerin ben hala iddia ediyorum kralı. En iyisi gelsin. Kinova'ya zor hakim olur. Zor geçer. Bu da Cem'cimi geçemez ama. Kısa da diyorum zaten. Kısa zaten. Uzunda işler değişir. Uzunda Cem çok daha farklı. Ama kısalarda değişik bir at. Muhtemelen ilgilileri bundan sonra sentetik piste bir daha gitmeyeceklerdir. Ha, onun dışında Baba Döker'i bir kere kutlayayım. Yaşamış olduğu o Boğaz yollarındaki sorun giderildikten sonra maşallah at düzelmiş. Zaten kazanmıştı sonrasında. Dünkü yarışı da en az kazanmış kadar başarılı. Babireş'in ilgililerini kutlayayım. Mükemmel hazırlanmışlar safkanı koşuya. Özcan'ı kutlayayım. Kaldırıp attı atı. Çok ciddi katkıları var koşunun kazanılmasında. Bad Wolf iyi bir yarış koştu. Onunla ilgilerini kutlayayım. Erhan Yavuz da uzun aradan sonra evet tekrardan geldi. At binmeye başladı burada. O da bence başarılı. Hayal kırıklığı Mr. Strong'la Kinova oldu. Evet. Ve söz Engin Yalçın'da Baba Döker kazanabilirdi dedi. Kazanırdı, oradan başlayalım. Kazanırdı istersen derim. Peki kazanırdı. Daha kazanırdı da iddialı. Şimdi oradan başlayalım. Start çıkışından beri aldı tempoyu, koydu. Zaten yüksek bir tempo var yarışın gidişatında. 600'lere kadar idare etti. Tamam ama temponun gidişatı, süratini baştakini hesap edip de biraz da hani arka tarafta zaten mesafem var. Deniz kardeşime söylüyorum buradan da. Biraz da yani 500'lerde falan yürüdün. Onu bir düz laf dönüp de bu şekilde yürütmüş olsan. Çünkü arkanda zaten atlarla sprint mesafesi koymuşsun. Bir nefes yapıp bir topuk daha yaptırsaydın bugün Babireş o kadar gelse bile tutturamazdı. Biz şu anda Baba Döker konuşuyorduk. Aynen bugün döke döke geldi arkaya derdik. Aynen öyle. Babireş tabii hakkını verelim, o da çok harika koştu. Harika bir sprint yaptı yani, muazzam bir ara kapattı. Özcan da güzel bindi. Tebrik ediyorum. Bu arada Bad Wolf'un yarışı da tatminkar. Bu arada döke döke geldi deyince ben bir düzeltme yapayım. Yani kendimle ilgili bir düzeltme. Geçen haftadan iyi hatırlattın bana da döke döke geldiğince. Neydi geçen hafta çok büyük favori bir at vardı. Tay.
Nehir dedik ya, nehire döküldü. Ne nehir? Nehirin oğlu. Nehirin oğlu. Nehirin oğlu. Bursa. Boğuldu Bursa. Demiş. Bursa. Yani nehirde yani. Boğuldu dedik. Evet, evet. Dedim doğru. Tabii o bir şeydir işte hani. Mecaz anlamında. Mecazdır. Nedir işte nehirin oğlu. Çok büyük favoriken yani tabelaya girmedi. Nehirde boğuldu. Hafta içerisinde bir bilgi geldi atla ilgili. Ayağı çatlamış. Oo, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Geçmiş boğulma olsun. Değil çatlama var orada ama o bir boğulma kelimesi mecaz. Şimdi mecaz olarak tabii ki. Baba döker 50 kere derim arkadaş. Döküldünüz hepiniz derim. Net yani burada şey yok. Döke döke geldi diyeceğiz Döker Bey. Ama oradaki olayda da nehirin oğlu çok büyük favoriyken tabelaya girmemişti. Bundan dolayı da sıkıntısı varmış hayvanın. Sıkıntısı var. Onun dolayısıyla bu anlamda da biz onu düzeltelim. En azından hatırlatalım. İlgililerine, ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hafta içerisinde şey asker kardeşimiz o at biniyordu ya. Bu onun şu ne Baguç İsmail İbrahim Baguç. İbrahim. Askermiş şu anda. Oradan seyretmiş mesaj gönderdi. Abi dedi bir de videosunu da gönderdi. Bir dedi böyle bir durum var. Ayağı çattı. Boğulmadı dedi. Ayağı çattı dedi. kardeşimize de buradan hayırlı tezkereler dileyelim. En azından yarış severleri bilgilendirelim. Nehir'in oğlunda böyle bir sıkıntı var. Bir çatlak var. Geçen hafta Bursa'da koşmuş olduğu yarış bu nedenden dolayı kötü. Bu nedenden dolayı nehirde boğuldu dedik ama yapacağı bir şey yokmuş. O zaman bir ilave yapayım ben. İki yarışta biraz emareleri veriyordu. Orada ilgililerini vermesi gerekiyordu. Dışarı doğru mail yapıyordu. Doğru çünkü... Aynen. İnanılmaz derecede meyillenmesi vardı. Orada da biraz... Orada yani... Ben de aynı soruyu sordum. Son dedim bir ayda kaç yarış koştu dedim. Öyle bir şey yani. Orada görmüşlerdir mutlaka ama uyanması gerekiyordu. Çatlak olacağını tahmin edemezsiniz tabii. Yani görmüşlerdir mutlaka. Bir sıkıntıları olduğunu görmüşlerdir. Acıları var. Belli ediyor biraz. Bir acısı var ki dışa doğru sarılıyor. Evet. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş İnşallah olsun, kısa kardeşim. Sürede döner. Var mı bu koşuyla ilgili Engin ilavelerin? Bu kadar abi. Yok pekala. Altın 5'in yarışı 5. fena değil değil mi? Bu grupta. Bu rakiplerin yanında Eray. Yani Mr. Strong'un ben koşmadı sayıyorum bu yarışı. Ve şunu gördük ki bu ters pistlerde biraz sanki olmuyor. Peki, ya. Rüzgar Eto altın beşik koşsa sen hangisini tercih edin? Ama Rüzgar Eto tamam Baba Döker çok dağıttı yani. Dağıttı ama yani bu gruptaki 5. değil de altın beşik yarın öbür gün kıymetli, başka bir yerde kazanırsa şaşırmamak evet. lazım. McGregor'a geçelim. Bugün kazanan ikinci Astrakhan yavrusu oldu. Evet. Bir Astrakhan'ı da bir tebrik edelim, kutlayalım. Astrakhan'da hakikaten... çok şeyler merakla bekleniyordu tayları. İlk tayları, first crop tayları yeni çıkmaya başladı. Az sayıda tay geldi ama dün iki tanesi birden takır takır yarış kazandı. Birinci koşuda ve birinci koşudaki de. Bu da fena değil. Şikayet olarak kötü bir tay değildi. Evet. Bir gezinir gibi oldu, bir şeyler oldu. Evet. Belki bunun da bir yerlerinde bir acısı bir şey olabilir. Evet. Şorşinler acı olabilir, başka bir şey olabilir. Aynen, taydır aynen. Çünkü bunlar sonuçta. Ama sonuç itibariyle McGregor öyle boş bir isim olmadığını gösterdi. Fibonacci çok sık koşan isimlerden bir tanesiydi. O ikinci olarak da koşuyu tamamladı. Diğerlerinden benim dikkatimi çeken bir tay olmadı ama McGregor biraz formada şeye benziyor ya, Atman forması gibi değil mi? Evet. Mavi şey. Ama Astrakhan'ın ama forması şeydi, öbürüydü. Yeşil mor olandı. Zeynep Hanım'ın üstüne koşuyordu. Dolayısıyla ama güzel bir at yani belli. McGregor. Eray Azar Ekürüsü'nün gözü aydın olsun ki ilk yarışı da çok fiyakalıydı. Evet. Birinciyle arasında 10 salise yoktu. Eşkal olarak da benim çok beğendiğim taylardan biri. Dün hatta yorumlarımı yazarken özellikle belirtmiştim. Farklı eşkalinden dün kazandı. Astrakhan'ın da iyi temsilcilerinden biri olacak. Ayakları düz bassın. Bundan sonraki yarışlarda üstüne koya koya devam edeceğini düşünüyorum ben. Geridekilerden Fibonacci bir önceki yarışında bir sıkıntı yaşamış. Jokey devrilmişti. O da herhalde daha fazla meydan kalmayacak. Tecrübesi fazla. Aslan adam da o da adım adım geliyor abi. 2-3-2-3 bitirdi. Yavaş yavaş o da demeyden bölünen bir meydan olursa ikisini de farklı yerlerde değerlendirebiliriz. Pekala. Haydi bakalım kalan tura geçiyoruz. Son ayak starttan bulduysalar, starttan verecek arkadaşlarımızı aldıysa harikasınız. Burada tabii yaşanan bir sürü şansızlıklar evet, oldu. Evet. O Mahmut Turan'ın da orada. Çok dağınık bir çıkış oldu. Evet. Düşen oldu startta kalan, işte kardeşimiz sıkıntı geçirmiş startta. Geçmiş olsun tekrardan. Yani dağınık bir yarış oldu bu yarış. Şeydi de... Hocalar bizim ihtiyacımız olduğu zaman, rica ettiğimiz zaman yanına çıkması lazım. Tabii. Yani o ihtiyacı belirtiyor olman lazım. Kalabalık yarış belki hani kişi kalmadıysa bilmiyorum, starter kalmadıysa bilmiyorum ama genelde çıkması lazım. Çünkü startın içi çok önemli. Diğer atlara zarar verebilir o konuda. Evet. Şimdi
Kalantor koşuyu kazandım. Benim ön sırada önerdiğim isimlerden biri. Kalabalı ilk atımdı. Dört malı Kalabalı. Geçen programda da zaten bahsetmiştik. Eli kulağında kara kaplı deftere diye. Kalantor. Bir de aşağılardan kim vardı? Kuzen. Kuzen. Bunlar bizim ön planda ama ilk Kalabalı, Kalantor, Kuzen şeklindeydi. Kalantor bir ekip değişikliği, el değişikliğine gitti. Şimdi bu atların satışta olduğu listede bir arkadaşım ilgilendi. Sordu, tanıyor musun? Tanıyorum dedim. Haldun'un listesindeydi. Dedim vallahi iki tane at alırım dedim. Bir tanesi geçen hafta kazandı. Evet. Bir tanesi de bu. Yani İngiliz olan diyorsun. İngiliz olan. Bir tane daha vardı, o starttan çıkmayan. Şimdi isimlerin ona bir Clos de Ville yavrusu olan falan filan var. Onlar Cloatro falan filan. Bir de geçen İngiliz Şuman'la kazanan. Evet. Şeydeki. Kısa mesafede. 600 lira. Biri de buydu. İşte akşam beni arıyor. Ya diyor, niye diyor biz o atları almadık diyor. Dedim yani sen bana listeyi verdin. Bu listeden kimlere bakayım dedin. Ben de söyledim. Ben de sana iki at söyledim dedim. İki tane at söyledim. Biri bu. İşte öbürü kazandığında şey yaptı. İyi de atları geçti o ya. Tabii. İyi atları geçti. Şimdi gelir, izleyicilerimiz hemen gönderir. Rışman'la kazandığı son şeyde hemen gelir. Hiç merak etme, hatırlarlar. Ondan sonra dedim ki, o yarıştan sonra da aradı beni. Dedi ki ya dedi, bak dedi, hakikaten dedi, bu dedi iyi bir atmış. Dedim ya, kısa mesafede her türlü parayı toplar, oradaki şeyi kazanırsın. Yani verdiğin parayı sağlam oldukça kazanırsın dedim. Arap düşünüyorsan da bunu al dedim. Bu dedim kısada fena yarışları yok. Dedim, at, iyi bir at. Burada tempoyu kurdu, uyutmadı. Akşam beni arıyor, diyor ki ben diyor atları niye almadım? Niçin şey yapmadım? bu işler böyledir işte baktığında. Yani çünkü dedi ki listeyi, şu listeden de at alacağım dedi. İki tane gitti ama halen almadı yani. Bakıyor şu anda bir iki tane de. Ben kontrol ediyorum listede. Şöyle bakıyoruz da ama bu beni yanıltmadı. Güzel de bir at. Yeni ekibinde de belli ki keyif yaptıracak gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun ekibine diyelim. Yalnız şu Kafkaslı bire çok kızdım. Evden fotoğraflar göndermiş kendi evlerinden, içli köfteler bilmem neler. Bunu tam yapmasın. Öğlen vakti bunu yapmayın, bunu ne yapmasın. Olur bizde saat tam öğlen vakti. Destino Erdi gönderdi. Destino evet. Cloatro, bir de bu Cloatro çıkmayan değil mi? Evet. Olan, makinede kalan. Destino ile bu atı, bunu söylemiştim. Hayırlısı olsun. Dün söylüyor bana, diyor ki başka liste diyor vereceğim diyor, oradan seç iki tane dedim. Valla yani sonuçta bu belki de şans, ne diyelim. Peki. Ama iyi tespit. Evet. İyi tespit abi. Evet Eray. Ya tempo yarışı nasıl yapılır bence Nevzat Avcı dün gösterdi. Normal şartlarda uzun mesafe deneyimleri, ben koştuğunu hatırlamıyorum. Koşuyorsa da kötü koşmuştur. Hafızamda yer almadığına göre muhtemelen öyle düşünüyorum ama dün için Nevzat Avcı rakibi geldikçe verdi. Santim santim binmek buna deniyor. Bu da bence başarıyı getirdi, birinciliği getirdi. Yeni ilgililerin gözleri aydın olsun. İlk koşu, ilk birincilik galiba, öyle hatırlıyorum. Evet. Yeni ilgililerin de ilk kez start aldı. Jokey'nin ciddi katkıları var. Kim binmişti? Nevzat Avcı. Nevzat Avcı. Onu ayrıca tebrik etmek istiyorum. Onun dışında benim beklentilerimi karşılayamayan Zeus var. Start sorunu yaşamadı. Her koşu iyi koşardı. Dünkü yarışını hiç beğenmedim. Kalabalı da sanki kazanmaya çok yakın sonraki yarışında. Kalabalı evet. Yani Kalabalı, ben geçen yarıştan zaten hemen Kara Kaplı'nın en üstüne yazdım adını. Ama Kalantor'u da görünce dün yanına dedim Kalantor'u da yazacağım. Çok takıldı. Kalantor'la önde çok gitmeye çalıştı. İşte ondan biraz etkilendi. Onun temposu bozdu onu. Aynen. Bakın. Ona rağmen iyi bitirdi yani. Evet. Engin'cim var mı? Katılıyorum size abi. Peki. Bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni sahiplerine de hayırlı olsun. Bu arada İbrahim Baguç mesaj göndermiş. Abi babam teşekkür ederim diyor. Geçmiş olsun dileklerinize diyor. Şeyle ilgili, nehirin oğluyla ilgili. O düzeltmeyi de ben şimdi haksızken her zaman özür dilemeyi biz biliriz. Her zaman şey yaparız. Burada hakikaten orada ayağı çatladığından dolayı bilgilenmiş olduk. Bunu da paylaştık. Geçmiş olsun dileklerinizi iletelim. Evet, İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul dedik ki birinci, ikinci koşuya biraz pozitif ayrımcılık yapacağız. İkinci koşuyu da isteyelim dedik. İstanbul birinci koşuyu Valencia kazandı. Halis Karataş idaresinde ayağının tozuyla geldi. İlk yarışında. Güzel de bir dereceyle güzel bir yarış. Harika. 1.10.82 bitiyor. Dişi bir safkan. Ve hakikaten ilk koşusunda da zaten böyle güzel parlak bir performans ortaya koymuştu. İkinci koşusu fena değildi ama bu yarışta açıkçası
ortaya koymuş olduğu derecede tatminkardı. Mendip'in dişi taylarından biri ve hani şey algısını da kırıyor. Mendip tayları kumda gider. Evet, first crop taylarına bakma, kumda ciddi anlamda bir başarısı var. Kum çim ayırt etmiyor. Bunu biz zamanında aşım programlarında da 2014 aşım sezonuna doğru programlarında da çok değerlendirdik bu aygırı. İddia şuydu her zaman, hem aygır sahibinin hem yurt dışındaki bu atı koşmuş olan yetkililerin röportajlarını falan getirdik ekrana hep. Yani çim, kum hepsinde başarılı olacaktır diye. Annesi tabii ki Lunar atında çok büyük katkısı var. Evet. Yani anne de öyle şey bir kısrak değil, boş bir kısrak değil. Tarla da iyi, anlatabiliyor muyum? Ya tarla iyi olunca baba da işte ikisi birleşince. Evet. Bu da neyi gösteriyor biliyor musun? İşte demin söylediğimi gösteriyor. İlk şeyinde, sezonunda dur bir görelim. Bizde klasiktir bu. Yurt dışından gelen her aygır için, her yavru. Bu aynı şey Trivales'te de oldu. Şimdi bak bakalım Trivales'te bu sene yer bulabilecek misin? Evet. Yoğunluk, yoğunluk. Dur bir görelim. Dur bakalım ne yapmış. Dur bakalım. Bir de bunun daha şeyi vardı. Onun yavruları koşuyordu yurt dışında. Gene elinde tutulan şeyleri vardı. Handip'te bir de şöyle bir durum söz konusuydu. Hiç yavrusu yoktu. Evet. Çok başarılı bir yarış atı yurt dışından. Çok ciddi anlamda ve Türkiye'ye çok uyumlu bir kanattı. Harlan Soliday. Evet, o koldan geliyor. Yani şimdi baktığın zaman ne çıkacağı meraklı. Herkes biraz daha ikinci, üçüncü kısraklarını yolladı. Tarla biraz iyi olunca nasıl ekildiğini gördük. Rekor derece. Dolayısıyla ben bu anlamda özellikle merak ettiğim aygırlardan biriydi. Ve gayet başarılı bir yarış çıkarttı. Tabii Halis Karataş'ın görüşü de çok önemli. Nedir bu tayla ilgili bu dereceyi çok kolay gerçekleştiriyor olması. Garanda Solo son koşusunda olduğu gibi yine startta kaldı. Ama son metrelerdeki ataklar ona sadece ikinciliği getirdi. Kevser Hanım kazanmış bir isimdi daha önceden. Kazanmış bir kısraktı. Dün beklentilerin altında kaldı diyebilir miyiz bilemiyorum. Birinciyle arasında yaklaşık bir saniye gibi bir fark var. Bir saniyeden az fazla. Tabii bakalım sert gruplarda ne yapacak? Biraz daha gruplar sertleşsin orada da görmek gerekiyor ama şu görüntü iyi işler yapabileceği kanaatindeyim. Ben katılır mısınız? Yani şu tempolarla arkasına düşüp de bunu geçebilen at herhalde farklı olur diye düşünüyorum ben. Aynen öyle abi. Değil mi? Yani 58'lerle geç. 1058.8 geçip de yanına... Durmuyor da devam ediyor yani hala. Tabii yani. Bu tempolarla geçtiğin zaman sonlarda biri gelir sana saldırır. Hiç kimse gelemedi. Zaten üçüncü yarışı geçilmiş olduğu at da Time to Say Goodbye. O da farklı bir at. Tabii canım Time to Say Goodbye. O da farklı bir at. Yani ona iki boyla geçilmişti. Belli ki dişilerde bu ikisi biraz fark yaratacak şu anki görüntüde. Dünkü dişi yarışı mesela, yani dünkü dişi yarışına baktığında... Yele yarışında falan. Yani, ama bence mesela direkt oralara gitmemesi de iyi. Evet. Yani, tabii. Oturdukça, piştikçe... Kademe kademe en sağlıklısı. Şartları doldura. Üzmeden, tatlı tatlı. O da zaten hem atın ömrüne ömür katıyor, hem de üzmeden devam etmesini sağlıyor. Hem mücadele kabiliyetini geliştirirsin, kesinlikle moralini abi yükseltirsin. Hem sağlığı açısından da daha şey olur, etkili olur. Ama sert yarışlara koşarsanız atı bir anda geri götürürsünüz. Evet. Şöyle de bir şey ilave katkıda bulunayım. Şimdi malum bunlar tay, kısa mesafeli yarışlar koşuyorlar ama üçlüye dörtlüye döndüğü zaman uzun mesafelerde çok farklı yarışlar koşacak bu tay. Ben şimdiden bunun... Şimdi dereceye baktığın zaman derece öyle böyle bir derece değil. Yani ben burada dereceyi de şey yapıyorum. Geçen sene mesela şimdi tabii karşılaştırmak mesela Vanetta'nın İnönü kazandığı dereceye bak, buradaki dereceye bak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani baktığında dolayısıyla bir kere kumaş kere kumaş bir şey kısrak net. Kapofitlerin derecesi yani. Farklı bir tane. Yani net bak. Evet. O konuda hiç tartışmıyorum. Ama ben bunu bir kez daha buradan bu çağrıda bulunayım. Yani çünkü yıllarca bunu söyledik, konuştuk hep. Kaç senedir aşım yapıyor? 3 senedir, bu sene 4. senede olacak. Tarla iyi olunca, aygırda eğer bir şey varsa fevkalade oluyor işte. Bizim maalesef yetiştiricilerimiz zaman zaman bu çok ön yargılı oluyor. Yani biz o zaman dilimizde tüy bitti. Ya arkadaş, Harlan Söldeğin ülkeye uyum sağladığı net ve ortada. O kanattının. Ve bu ölçekte, bu fiyatlara da bu kaliteyi bulabilmen çok zor demiştik o dönemde. Evet. Değil mi? Hatta atın ilgilileri Tuğban Bey, yani biz
biz gerekirse finans sübvanse ediyoruz o şeyi dedi. Aradaki farkı zam yapmadık dedi aşım bedellerine dedi. Ve o şekilde devam etmişti ki iyi kısraklar. Şimdi artık bunları gördükten sonra zaten bu sene çok iyi kısraklar ziyaret eder artık. Bu evet. Net. Ve hani şunu söyleyeyim. Demin iki yaşlı İngiliz tablosunda kum, çim hepsi bir arada baktığımızda ilk beş içerisinde görüyor. Yılların aygırları var içerisinde. Luxor'lar, Bosforslar, bilmem neler falan. Burada sadece kısıtlı sayıdaki tayı ile ilk 5'te yer alıyorsun. Kum, çim bir arada. Büyük ve first crop. Yani hem ilk kez aşım yapıyor ve ilk kez sahaya gelen taylarında. Ben şöyle bir ilave yapayım. Şimdi Ağustos ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Hatta Mart. Mendip'in ayları olacak. Değil mi? Şimdi bir de tabii orada şey de var. Şunu da söyleyeyim. Bir kere ben şeye katılmıyorum. Hani kumcu şey net. O bir kere hakile yeksan yerle bir yıkıldı. Çünkü neden? Çimde de tıkır tıkır makine gibi geliyorlar. Bir sürü anneyle şey de ilgili. Tabii. Onunla da yani. Dolayısıyla bu anlamda iyi. Sadece kumcu bir aygır değil. Kum, çim ayırt etmeden başarılı bir şekilde taylar vereceğinin işaretlerini verdi. Yani öyle sıradan bir yarış değil belki 5 şartı ama 1-10 küsur içerisinde biten iyi bir derece. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani bir elin parmaklarıyla sayılan atlarından tabii, yapılan yani derecelerden bir tanesi. İnönü koşusundan daha iyi derece gerçekleşti yani, baktığımda. Harika bir derece. Ben inanıyorum ki bu kısrak da iyi yerlerde adını duyuracaktır. Kara kaplı defter dişler arasında yazalım. Eray demin çok doğru bir şey söyledi. İkinci yarışında henüz geçildiği evet. Time to say goodbye. Yani çok iyi bir... O da sınıf. Tabii çok sınıf. Hem o hem bu sınıf taylar. Tabii yani tecrübesi arttıkça çok daha iyi yerlerde. Allah ayaklarını düz bastırsın inşallah. Adını diyelim. Evet ve hemen bir ikinci koşuya geçiyoruz. Yine ikinci koşuyu ise kazanan isim Diamond Dash oldu. Evet ekranlara geliyor. Özlediğimiz formalardan biriydi hakikaten. Ve aradan sonra da güzel bir yarış kazandı Ecurie. Bir ekip değişikliği de olmuştu. Onun evet. da meyveleri toplanıyor. Ve gerçekten başarılı bir yarış ve çok net ve kolay bir yarış oldu. Ben biraz ters köşe oldum tabii. Ben burada. De. Hurricane'i bekliyorum. Ben de. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek derken. Ben bir altılı yaptım. Valencia tek, Hurricane Hall tek. Birinci altılı tek tek girdim böyle. Hiç öndeki diyorum nasıl olsa yani o durur diye bakıyor. Bakıyorum halisi dayanıyor gitmiyor. Yok. Eyvah dedim. Bari öndeki bitirsin. Oho, makara gibi yani. O da şeysiz. Güzel kolay bir yarış hakikaten, kazandı. Bu anlamda da gelen mesaj var. O birkaç tane mesajlar da gelmiş. Evet Eray senden değerlendirmeyi alalım. Ekibi kutlayayım önce. Lale Hanım'ı gözleri aydın olsun. Onun dışında Bahar Yargı'yı kutlayayım. Güzel bir başlangıç diyebiliriz aslında. Bir tane. Bir virgül koyayım tam o esnada Lale Hanım da mesaj atmış. Evet. Diyor ki Bağ Yargı ve ekibine teşekkür ederiz tabii ki diyor. Diamond Dash benim özellikle sevdiğim bir kısrak diyor kazanırken diye. Çok teşekkürler demiş. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Hakikaten. Çifte mutluluk yaşamışlar. Aynen. İnşallah başarıları daim olsun. Özledik formayı. Değil mi? Yani Atman formasının başarılarını özledik. İnşallah. Sen de ne yarışlar kazandın değil mi? Ben de bindim. Çok güzel yarışlar kazandım. Çaldıranı falan kazandın değil mi? Lina'yla kazandım. Çaldıranı kazandım. Karataş'a bindim. Pimiente'ye bindim. Sierra'ya bindim. Yani pansiyonlara falan güzel yarışlar kazandık. Değil mi? Hep yatlarla... O zaman Allah rahmet eylesin. Hem ondan, o büyük ustadan, o büyük duayenden hem öğrendik, hem atlarına bindik. Nur içinde yatsın. İnşallah Atman Ekürüs'te başarılıyla inşallah devam daim edecek. Olurlar sağ olun. Bak Pimienta yavrusu zaten. O da Pimienta'nın tayı. Benim dediğim gibi Pimienta. Cantrell Pimienta. Pimienta da yanlış hatırlamıyorsam, benim düzelsinler böyle karabiber İspanyolca galiba biber ya da karabiber gibi falan bir şey diye kalmış aklımda benim. Çok güzel isimler at isimleri çok güzel. Ben at isimlerine bayılıyorum. Hakikaten harika çok seçilmiş. Enteresan ama onlar çok uğraşıyorlar. Yani ben onu biliyorum ekibi de biliyorum hani çok güzel isimler seçerken de hakikaten güzel ama. Mayralar işte yani Leyna'lar değişik çok böyle eski mitolojik da, isimler. Ama en babası da Bolt Pilot'ın isim deyince isim dediğinde onu hem isim hem at. O yani onu bir onu şöyle bir ayrı bir tarafa koymak gerekiyor Bolt Pilot deyince tabii ki. O efsaneydi. O ayrı bir efsane.
Dediğim gibi özlemiştik formayı da. Lale Hanım da buradan bir kez daha hem bizlere hem ekibine teşekkür ediyor. Baha Yargı ve ekibine teşekkür ederiz diyor. Diamond Dash'i konusunun özelinde de. Darısı artık diğerin, Hurricane Hall'a diyelim. Ve diğer atlarına inşallah. Diğer atları diyelim. Ve net bir birincilikle yapacaktı. Tabii çok fazla bir şey yoktu. Hurricane Hall bu arada, dur mesaj geldi. Zeminden şikayet etmiş. Zemin çok sert olabilir. Sertmiş. Dolayısıyla bu sertlikten dolayı da diyor etkilendi. Doğru. Biraz Hurricane derecelerin iyi olması da biraz pistin sert olmasına bağlı sert zaten. Dolayısıyla öyle bir mesaj var, onu da buradan paylaşmışalım. Lale Hanım da şey yapmış, doğru diyor, karabiber diyor. öyle kalmış aklımda. Peki. Ayakları düz bassın diyelim. Arkadakilerden kimler ne yapabilir diye şöyle bir baktığımda açıkçası padokta bir isim beğendim. Üçüncü oldu. Metin abi. Fena değildi. Maiden'dan çıkması yakındır onu da. Kara kaplı defteri not edelim. Great Respect fark etmemiştim ama güzel bir ikincilik elde etti burada. Diğerleri için açıkçası şu anda söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü çok kolay ve net bir birincilik yaptı Diamond Dash. Ama Metin abinin adını kara kaplı deftere not edelim dedikten sonra aradaki iki ismi ben konuşarak geçeceğim. Son altılı ganyanın ilk ayağına geçeceğiz. Erayhan, Furkan Yüksel'le bir yarış kazandı. Mükemmeldi. Ezop kahramanı tempo yarışlarını nedenli başarılı koşabildiğini gösterirken 10 numara 5 yıldız bir yarış çıkardı Ezop kahramanı da. Güzel bindi kardeşim. İyi bir tempo atı. Ahmet Özyiğit zannederim bindi. Ahmet Özyiğit de 4-4'lük bindi Ezop kahramanına. Dün yapabilecek bir şey yoktu. Onun da Ezop kahramanı da zaman zaman kanama problemi falan yaptığı diye aklımda kalmıştı. Yükselttiği zaman zaten kötü koşuyor. Ama iyi olduğunda da harika işler yaptı. Geçmişte olan bir mevzuydu bu ama evet. Ezop kahramanı da bana göre boş bir isim kesinlikle değil. Dikkat diyelim. Ve geçelim altılı ganyanın ilk ayağına. Masai Mara'ya geçiyoruz. Bir taşbek ekürüsü geliştirmesi isimlerden biriydi. Yani ikidir böyle, bir sağ kroşe bir sol kroşe değil mi? Geldi iki yarışta gene bir ilk ayaklarda. Son yarışlarıydı herhalde yanılmıyorsam, o tabii kazandı son, bir önceki yarışı. Aynen, son iki yarışı kalmıştı ve at birçok şehirde koştu, netice alamamıştı. Son bir şans İstanbul'a getirdiler. Son iki yarışı kalmışken büyük bir sürpriz yaparak kazandı. Hemen ardından bir boş koşu, bu koşuyu yine kazanırken yani, neler olduğunu göstereyim. İki tane göstereyim. Son üç yarışında İyiydi şartlardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim. Eğer ekibinden izleyen varsa düzelsin. Bu şey değil miydi? Bir Kocaeli'de bir iki at yıkıldılar bunlar. Şeyle birlikte o ketmelerin bir atı vardı önde giden. Bir atla bu ikisi. Geçen de koştu ya. Autumn Pearl'le bu Masai Mara'nın böyle bir şey, bir yarışları vardı Kocaeli'de. Ben hep ona derdim yani, çünkü bu çok bayağı bir oynadığımız atlardan biriydi. Şans verdiğimiz atlardan biriydi hep. Sonrasında yeniden toparlanan, ayakları düz bastın, ekibi de 4-4'lük koşuyor. Ama Drejan'a da üzüldüm yani, çok çünkü ön planda verdiğimiz isimlerden biriydi. O kadar getirdi ama Masai Mara'ya fotoda direnemedi. Evet. Ama o da güzel koştu. Var mı değerlendirilerin onun dışında? Ben burada Hakan abicim, Golden Hades zaten iyi başlamadı. İyi başlamayınca iyi yer tutamadı. İyi yer tutamamasının cezası da zaten şey oldu, düzlükte gelse de artık geçmiş olsun. Ama Bekmez bu yarışı kazanabilirdi. Zaten fotoda kaybetti ama çok geri bekledi Ayhan. Biraz daha önlere takip edebilseydi bence bugün işi bitirirdi Bekmez. Bu arada Temiskan'ın bir mesajı var, şimdi gördüm. Teşekkür ediyorum senin adına da, ama sen de şey yaparsın. Engin Yalçın gibi tecrübesi sabit ve çok özel başarılara sahip bir jokeyin yaptığı yorumlar yarış severlerimize fazlasıyla ön ayak olmalı diye de Burak Temiskan'a. Teşekkür ederim Burak abi. Sağ olsun bu izlenim için, görüş için. Teşekkür ederim. Evet. Senin ilk bizle beraber olacağını bilendir. Bilenlerdendir. Bir veya iki kişi bizim ekiple birlikte paylaştığımız dostumuz. Söylemiştiniz abi. Sen anlatmıştın değil mi? Söylemiştiniz. Hakikaten, sağ olsun. Kendisi de camiamızın değerli bir büyüğüdür. Aynen. Peki. Eray, var mı burada? Golden Yadis ile ilgili bir paylaşım var. Senin yorumundan sonra hemen yani aktaracağım. 1001 geçiliyor. 1900 mesafeli bir yarış. Arka taraftan ön gruba sokulabilen at sayısı bir iki tane. Onlar da Zoraki, Bekmez'de Bungalov. Ya bu tempolarda biraz daha arka grubun ön tarafa sokulabiliyor olması gerekiyor. Daha önceden bitirebilen attı yani. Bunu. Tabii. Evet yani baktığımız zaman Drejan'la Masai Mara bayağı bir tempo verdi yarışa. Biz de tempoyu biraz arttırdık. Ben de arttırayım tempoyu. Yok çünkü hakikaten son Masai Mara'nın genelinde o zaman konuşayım. Geçtiğimiz
ay kazanmış olduğu koşuyu 3 yıl aradan sonra kazanmıştı. Bir ayda 2 tane kazandı. Bir farklılık var. Demek ki ekip sorunu çözdü. Devamı da gelecek. Bu görüntü onu gösteriyor. Pekala. Var mı Engin'cim? Bu kadar abi. Pekala. Hemen burada şeyle ilgili, Golden Yardis ile ilgili gelen bilgi şu. Dün ben biraz geri plana atmıştım Golden Yardis. Gerçi kilo da ağır zaten. Çok sevdiğimiz dostlarımızdan birinin, Fikret Demir'in yakından ilgilendiği bir at. Yani ben bana bir gün önce konuştuk hatta, dedim yani ben hani tabela görüyorum dedim açıkçası. Biraz kilo çünkü. Evet. Ama at padua bir çıktı arkadaş. At, ne olmuş öyle yani, bildiğin şey gibi böyle. Saldırıyor her yere yani şey gibi. At çok iyiydi. Startın önünde falan da çok iyi. Biraz uygun bisiklet. Biraz da şimdi Burhan kardeşim kötü bindi demeyeceğim ama bir kere bu at kamçıyı sevmiyor. 3 boyda kaldı galiba. 3 boyda startta kaldı. Bir de kamçıyı sevmediğini biliyorum. Kamçıyı sevmediğini. Daha önceden kamçı kullanılmasın diye de özellikle uyarıldığını başka jokeylerin biliyorum. Fakat tel gözlükten etkilendiğini söylemiş. Burhan'ın verdiği bilgi o. Ama bir yarış öncesinde Gökhan Kocakaya'nın önerisiyle takılmış olan bir gözlüktü. Ne derece etkili ama biraz sanki kilo ağır geldi. Fakat benim çok padokta bayıldığım atlardan biri oldu. Özellikle baktım çünkü. İyi başlamadı zaten Hakan abi. 4 boy kaldığınız zaman arayı dolduruyorsunuz, yiyorsunuz. Yani iyi de yer tutamadığınız zaman. Yani şu at şöyle var ya, şöyle 50 kilolarla 52 kilolarla falan böyle iyi binen birinin uzun mesafeli bir yarış yakalasa bir grup üstü bile vurabilecek durumda yani. O kadar iyi duruma gelmiş. Hiç ummadık bir yerde bir yarış kazanırsa şaşırmayalım dedikten sonra haydi bakalım geçiyoruz ikinci ayağa Eray. İkinci ayak Anchors Away kazandı. Evet. Yarış hayatının ilk startı fiyakalı ikincilikte bitmişti ki hatta o günde takip listesinin adını yazmıştık. Şeyin arkasında ikinci olmuştu değil mi? Mob Rules. Evet, Mob Rules'un arkasından ikinci olmuştu. İyi bir yarıştı. Sonrasında bir ara oldu, 100 küsür günlük. O doping. Şeyin, kitapçının şeylerinden, doping demeyelim de istenmeyen madde. Evet. İstenmeyen maddeden dolayı kitapçı ekürüsünün safkanıydı. Fines'le beraber diskalif olan attı bu. Evet, 124. 124'ün daha sonra el değiştirdi. Sahipleri yeni ikramiye yatırdılar. Ve bu koşuya geldi. Evet. Yani 124 gün aradan çıkıp da bu yarışları yapmak kolay değil. Mesafe 1600. Hani 1200 olur, 1400 olur bir şekilde anlarsın da 1600'de bu yarışı yapınca bence tayın kumaşını gösteriyor. Ayakları düz bassın. Uzayan mesafelerde daha farklı koşacak. Anne kanatlı Marlin'den geliyor zaten. Dörtlüye döndüğü zaman farklı yerlerde görebiliriz bu tayı. Ben Honey Rider için yani biraz iddialı konuşacağım ama yani iyi bir açık yarış atı bir kere net. Yani onu söyle, yani açık yarış, pardon yanlış söyledim, açık yarış atı dedim, yanlış, özür dilerim. İyi bir at olduğu net. Ve kısa vade koşabilecek klas ve kapasitede okumaşta olan bir isim olduğu da net. Bir yarış öncesinde çok daha sert rakiplerle koştu. Tabii, bugün şanssızlığı, Anchors Away gibi bir safkana denk gelmesi. Maiden bir at değil, bir kere Maiden'lık bir at değil. Fazlaca da Maiden'da kalmayacaktır. Raven Spence yavrusu ki baktığınız zaman hani bu ekürü hep çok güçlü kanatlarını Türkiye'ye getirdi. Bu arada demin şeyden de mesaj geldi, onu da paylaşayım. Tuğban Bey'den selamlarını söylüyor. Topaz Stat şöyle bizden söyler. Selamlar olsun. Selamlar olsun Tuğban Bey. Der ki atçılık adına iyi bir şey yaptıysak ne mutlu. Amacımız da zaten bu diyor, Topaz olarak, Topaz Stat olarak diyor. Bu anlamda da biz de teşekkür ediyoruz. Hakikaten öyle. Çünkü ben hani kendisiyle de zaman zaman diyaloglarım, sohbetlerim oluyor. Yani o şey kısmı hep ikinci plan. Yani aşım döneminde dahi biz diyor yetiştiriciyi düşünerekten sabit tutuyorlar ücretleri falan filan, rakamların uçtuğu dönemlerde dahi. Bu anlamda da yani çok net bir hizmet amacının olduğu ortada yani o konuda net. Atçılığımızı yaptık. Zaten atçılığa farklı bir pencereden çok bakan ekibinden bahsediyoruz. Tabii. Sen Topaz'a gelmedin gitmedik, değil mi? Yakın zaman. Bir gün bir ziyaret edelim hep beraber. İnşallah. Çok başka bir yer. Yani, yani bildiğin kurumsal bir yapı var orada. Yani herkes, sahada ayrı bir ekip var, evet. Şeyde ayrı bir ekip var. Yani ben ziyaret ettim. Orada her şeyi, yani o kurumsallığı görüyorsunuz ki zaten hani yani profesyonel yönetici olunca insan tabii onu her noktaya da taşıyabiliyor. O ciddiyet o bakış açısı, oraya da yansımış ciddiyet. %100 net. Dediğim gibi kara kaplı defteri Honey Rider adını not ediyoruz. Bence Maiden'da fazlaca kalmayacaktır. İyi ve sınıf bir safkan, ekibinin ilgililerini kutlayalım. İyi hazırlanmış. Freedom Flight, gelelim bu safkana. Yani Honey Rider için söylediklerimin tamamını bu safkan içinde söyleyeceğim. Bana göre en az kısa vade atı. Honey Rider için nasıl en az kısa vade atı diyorsam.
Bu hatta en az bir kısa vade atı. Mehmet Kaya biraz daha böyle inanarak binse miydi diyeyim artık, ne bilemiyorum. O öndeki o üçlünün çok yakın arasında olabilirdi. Bu hatta Kurtel Ekürüsü İzmir'deydi. Açık yarış atı gözüyle bakıyordu. Eşkayla bakar mısın? Yani onu söyleyeceğim. Sen... Açık yarış atı gözüyle bakıyordu. Daha sonra İstanbul'a bir Maiden'a kaydoluyor. Ben şeyini anlatayım size, detayını da bildiğim için. Birinci tabii, ağızlardan tabii. Öğrendiğim için paylaşıyorum tabii bütün bunları. Bildiğiniz açık yarış atı. Hatta yani Gazi Koşar gözüyle bakıyorlardı. Ve İzmir'de böyle 1400'ünü 1.27 falan galopları tutarak yapıyordu. Maşallah. Dün ekibiyle de görüştüm çünkü. Fakat... İşte 2,5-3 ay önce falan filan bir İstanbul'a geliyor. Bir İstanbul'da bir Maiden'a gelirken sonra buradaki ekibi, biliyorsun orada Kurtel de ayrı ayrı ekiplerle, işte Molet'inde bir şey olabilir bilmem falan, bir süre geri alınıyor, tedavi ediliyor. Aradan sonra yapmış olduğu bu yarış çok çok iyi. Bana göre bildiğin açık yarış atı veya en az kısa vade atı, öyle söyleyeyim. Sorun falan herhangi bir şey yaşamadığı takdirde yarın öbür gün adını çok başka yerlerde duyacağımız isimlerden biridir. Freedom Flight, bunun adını da not edelim. Ben de şunu ilave edeyim abi Sinan, evet, senin evet. Sözlerinin üstüne. Mesafeyi isteyecek. Mesafe uzadıkça daha başarılı yarışlarını göreceğiz Freedom Flight'in. Önemli bir detay. Engin'in de bunu da not edelim. Uzayan her mesafe Freedom Flight için lehine diyelim. Noble Princess, Prenses Zahra'yı görünce dayanamıyorum. Bence özel bir kısrak o da. Tabii. Zahra'nın tayı. Belki Maiden hani olduğunu görmek, ne bileyim hani şey, ama çok özel bir kısraktı Prenses Zahra'da. Belki de bize aslında oratoryayı tanıtan kısraklardan biriydi, evet. Değil mi? Baktığımızda şimdi başıma herkesin ağzında bir oratorya gidiyordu o dönemde. Evet, oratorya. Prenses Zahra ile tanımıştık. O da çok Maiden'da kalacak bir at görüntüsü değil diyelim. Ben tempoyu artıralım dedim. Biz uzattıkça uzatıyoruz ama hemen geçiyoruz bir sonraki aya. Güle Güle ile Halis Karataş yine imzayı attı, son noktayı koydu. Bir sonraki ayak arkadaşlar, bir önceki yarışı zaten belliydi. Dün kazanmaya çok yakın gözüküyordu. Bir sonraki ayak arkadaşlar. Evet. Bildiğimiz gibi tempo veren isim burada Ulu Kızı oldu ve sonrası da söz sizde. Ankara'dan aslında iyi bir yarış sonrası İstanbul'a geri döndü Ulu Kız ama bu sefer mesafe 1400'e dönünce bu tempolar biraz sıkıntı yaratabiliyor Engin abi. Sen de gerçi söylersin ama 400'ü tamam 27'ye yaklaşan bir tempo ama sonrasında 852'lere gelince 1400 mesafeli koşular bitmeyebiliyor. Ki sonlarda da biraz sallanmaya başladı Ulu Kız. Çok ölçü almıyorum ben bu yarışını. Bundan sonraki yarışlarında tempoların biraz daha idareli gidebilmesi halinde bu gruplara her zaman geçebilecek güçte, onu bir söyleyelim. Yükseklere çıkan bu tempo ise Güle Güle isimli kısrağa çok ama çok yarıyor. Sen şimdi Saadettin Boyraz'ı tempoyu ayarlayamadım diyorsun. Yok. birazcık şey yapayım. O biraz kısrakla ilgili sıkıntı. Tabii, çok anladım. Çok seri bir tay olduğu için anladım. Bu tempoları yapabilirim. Ben şey yapayım. Biraz da sanki deplasman yormuş gibi geldi bana. 13 gün arada etki yakın. Var gibi. Mutlaka. 13 gün arada yakın. Şey yani çünkü tamam tempolar katılıyorum ama çok öyle 40'a yakın zaten geçler 600'ü. Bu gruba göre biraz normale yakın diyelim. Tamam gene tempo var. Hani biraz daha yavaş götürebilirdi tempoları ama. Tempoları yapabilen bir at bu yani. Yapabiliyor bu 1200'de tempoları. 1200'de bitiriyor da 1400 olunca mesafe biraz. Mesafe uzunca evet. Sıkıntı. Biraz sanki ben deplasmandan etkilenmiş gibi geldi bana. Yalnız Güle Güle de gerçekten yani İzmir'de bir kere oturmuş. Yani evet. İzmir'den gelen isimler. İzmir'de bir kere ekibi, İzmir'deki hazırlayan arkadaşlar. Yani atı öyle bir şey hazırlayıp getirip gönderdiler ki buraya. O Maiden'larda bilmem ne, oradan hazırlanan atlardan biriydi. Tam böyle artık devrini, kıvamını, şeyini buldu. Bu yarışları bence fazlasıyla hak ediyor ve üzerine koya koya yarışlarla geliyor. Hani 10 numara 5 yıldız çok yarış güzel yaptı. Koştu. Çok güzel koştu. Evet. Başarılı bir birincilik. Peki. Düşleminde ikinciliği tatminkar yapıp bugün için güle güle yapacağı hiçbir şey yoktu. Aynen öyle. Pekala, geçelim hemen Kenan Binak koşusuna. My Will koşuyu kazandı. Bir sonraki ayak arkadaşlar. Evet, Bursa'da tabii orada dereceler çok yanıltmasın diye dediklerini de yanıltan o oldu aslında. 9'luk derecesi. 9'u falan vardı ama Bursa'da biliyorsunuz 1200 startının tek viraj olduğunda Bursa'da 1200 dereceleri iyi çıkıyor. Dolayısıyla dün... Bir iki saniye koy onun üstüne. Bir buçuk saniye. Yani, o tabii etkiliyor. Dolayısıyla Bursa'nın 1200 dereceleri sizi yanıltmasın, evet. Ama My Will'in
bir Bursa'daki 1200'deki o 1.09'u tesadüf değilmiş. Tesadüf değil. Bu arada camiadan mesajlar geliyor. Şöyle bir mesaj var. Mendib'in şu anki en iyi özelliklerinden bir tanesi koşan dişi taylarının performanslarının gayet iyi. Dişi taylarının da özellikle iyi olduğunu söylüyorlar. Şimdi gelelim buraya. Araya bir şey aldık. Burada da Mayville'de de o 1.09 ama hani tesadüf bir 0.9 değil. Burada tabii aynı dereceler çıkmaz. Tek viraj olduğundan dolayı Bursa'da Engin çok güzel değerlendirdi. Fakat kesinlikle boş bir isim değil. Ama tabii sanki mesafe limitleri olacak bir isim gibi gözüküyor. Bu at da diskalif olmuştu. Onu da söyleyeyim. Bu da diskalif olup 3 katı yatırılan atlardan bir tanesi. 3 katı ikramiye yatırıp koşma hakkı elde edilen isimlerden bir tanesi olduğunu da hatırlatalım. Mayville'in, evet Eray. Vallahi yine tempolardan dem vuracağız ama pistin de biraz sert olması herhalde... İyi dereceler çıkartıyor. İyi dereceler çıkardı ama bu tempolar normal değil. Yani. Bu yarıştan sonra biraz istirahat hak etti bu tay. Çok ultra, çok net bir yarış koştu. Ama sert gelebilir bu gibi koşular taylara özellikle. Geçmiş olduğu rakip de boş bir rakip değil, Yele. İkili jenerasyonun şu an iyilerinden biriydi. Baştan sona kadar rakibine direndi ve kazandı. Ekibi kutlayalım. Belli ki tayı iyi hazırlamışlar. Akın da 4-4'lük bindi. Her ne kadar tempolar biraz sert olsa da tay devamını getirince yapacak bir şey yok. 400'e kadar zaten kantarmada evet. Geliyor böyle. O tempolara rağmen çok da kolay geldi düzlüğü 400'lere. Hemen arkasında Yele takip ediyor ama bugün ben Yele için sonlarda mesela aksiyonlarına özellikle dikkat ettim. Sanki biraz sıkıyor gibi geldi bana. Selim daha iyi söyleyecekti, görmüştür gerçi bunu da. Mesela mücadele sonlarda fotoya yakın, fotonun ağzına ayak değiştirdi. Hı hı. Yani biraz daha böyle sanki ufak bir sıkıntısı var gibi geliyor. Yani bir atlar pozisyona geldi buralarda. Atlayacak gibi oldu ama... Ayak değiştirmedi. Evet, orada sıkıyor kendini. Selim bir tane dokundu. İkinciyi dokunduktan birkaç aksiyon sonra fotoya yakın aksiyon değiştirdi. Yani ufak bir sıkıntı var diye düşünüyorum ben. Mayville zaten dediğimiz gibi iyi koştu bugün. Çok da iyi bir derece çıktı ortaya. 22.70 maşallah. Güzel de koştu. Bursa'daki yarışının tesadüf olmadığında burada ispat etti. Run for Derya da fena değil. O da mesafe uzakta evet. Sonlarda bir kuvvetli geldi. Kaldı. Hayal kırıklığı ise en azından bende Magic Beauty oldu. İkinci yarış sonrası da bugün çok daha farklı bekleniyordu. Biraz tempoyu ben arttırıyorum. Transit'e geliyoruz. Transit gelsin ekranlara. Beklendiği gibi günün limanıydı bir sonraki ayak. Koşuyu çıktığı gibi kazanma başarısı gösterdi Transit. Bir önceki koşusunda bu grupla mukayese dahi etmeyecek isimlerin yanındaki performansı zaten iyiydi tabelası. Onlardan hangisi koşsa buraya fark yapardı. Transit'le ilgili tek soru işareti vardı ki o riski de herkes aldı. Starta girerken bazen böyle sıkıntı sorun yaratıyor. Ama onun da artık tamamen çözülmekte olduğunu gördük. Engin mutlaka değerlendirecektir. Böyle özel kaprisleri olan atlar yarış içerisinde veya starta girerken ederken hani star kaprisi diyordum ben onlara böyle. İyi atların hep böyle nevi şahsına münhasır şeyleri özellikleri oluyor. Özellikleri var. Özellikleri oluyor. Aynen. Dolayısıyla o da diyoruz ki işte her starın bir böyle şeyi olur ya. bu da ondan mı acaba? Ama ekibini hakikaten kutlamak gerekiyor. 4-4'lük hazırlamışlar yine. Her zaman olduğu gibi. Harika bir performans. Mesajlar bırakayım. Diğerleri için bir şey söyleyemeyeceğim. Koşan Ağa'nın yarışı fena değildi ama Transit... Koşan Ağa için bir parantez açabilirim tabii, abi. Tabii. Transit'i tebrik ediyorum. Çok güzel koştu. Geçen haftaki yarışından zaten belliydi. Aynen. Güzel tempoda koydu. Bugünkü derecesi de 32 çim yarışlarında bile zor yapıyorlar bu dereceyi. Aynen. Yani çok iyi bir neticeyle kazandı. Gündüzeli Murat abimizi kutlarım. Murat Gündüzeli abimizi. Mehmet. Pardon Mehmet. Murat'a gidiyor. Kardeşimiz yıllarca atmayındık ya. Yani beraber kardeşimize yıllarca atmayındık ya. Boğazımız alışmış. Selamlarımı sunarım. Başarılar daim olsun. Ben koşan ağayı anlayamadım. Akın neden bu kadar kantarmada getirdi düzlüğe kadar. Çok tuttu. Yani bugün zorlayabilirdi diye düşünüyorum Transit'i. Evet. Çok tuttu. Ama bu Transit'te mesela yanına geliyorsun. Devam ettiriyor Engin. Bir daha veriyor. Yani hani mutlaka yani devam ederdi ama koşan ağa çok zaten ağır başladı. Evet. Evet, çok da kantarmada boğuldu gibi geldi bana. Abi. Peki. Bu arada Yele ile ilgili gelen bir mesaj var. Bu yıl çok fazla hırpalanmadan önümüzdeki yıla dönersek dişlerin en iyilerinden biri olacak. Çünkü hala büyüme aşamasında diye Yele ile ilgili. Doğru. Büyüyor tay daha diyor. Yani şu anda 2 yaşında ama tay daha büyüme sürecini tam gelişimini tamamlamamış. Gelişimini tamamlamamış değil. Devam edecek diye yine
fikri benim için dikkate alması dostlarımızdan. Başarılı bir at zaten. Gelen İyi olacak mesaj benim. Var. Ve geçiyoruz bir sonraki koşuya. Mersi kazandı koşuyu. Son ayak geldik. Hakikaten hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir mesela misali. Önceki koşularında daha sert gruplarda fena yarışlar koşmamıştı bu Safkan. Bir kere Make It Easy gibi son derece klas, kalite bir değil mi? Make It Easy iyi bir evet. Kısak diye hatırlıyorum. Bir Safkan'ın yanısı Luxor kızı ve gerçek sınıfını kumaşını yeni yeni bulmaya başladığını düşündüğüm Mersin'in bu yarışı 4-4'lüktü. Eşgal olarak bayıldığım isimlerden bir tanesi Torpedo, bir Hayşa Paral yavrusu. Tam burada geldi, kazandı dedik ama içeriden Mersin'in öyle bir girişi var ki dışarıdan Hot Streak, içeriden Mercy. Arada kaldı Torpedo ama bir sonraki koşunun birincisi de Torpedo belli. Net meydana veda eder. Zaten çok klas ve kalite bir isimdi. Wenger dün benim dikkat edilmesi gereken isimlerden biri diye uyardım Safkan'da. Hemen diplerinde 5. Karakaplı Defter adını not edelim dedikten sonra sizlerden görüşlerinizi alalım. Vallahi birkaç tane sınıf tayı var ama sıkıntılar nedeniyle biraz geç koşmak zorunda kaldılar. Bunlardan biri Torpedo, diğeri Mercy. Gerek baba kanatı gerek anne kanatıyla maiden macerası çok uzun sürmeyecek isimlerdi. Sıkıntılarını aştılar ve kalitelerini göstermeye başladılar. Dün Torpedo koşunun büyük favorisiydi ama ben Mercy'den iyi bir yarış bekliyordum ve onu da karşılığını aldık. Bundan sonra da üstüne koya koya devam edecek Tay'dır. Hem koşunun galibi hem de koşunun üçüncüsü. Özellikle bu Torpedo bir kazanacak arka arkaya seri birinciliklere gelebilir. Bu nedenle takipten düşmeyelim. Zaten Eşkali de ortada mükemmel görüntüsüyle herhalde herkese hayran bıraktı kendine. Evet. Ben burada Gökhan'a kardeşimize küçük bir eleştirim var. 58'lerde Maiden de bu yarış bitmez. Yani bugün ben 2 numaralı Burundi tempolar ayarlayabilmiş olsa aynen o şekilde kolay bir birincilik yapacaktı diye düşünüyorum. Yani ilk 850, ilk 1058. Evet. Yani mümkünatı yok bitiremezsiniz. Açık yarış atı olsanız bitiremezsiniz. Evet. Yani bunu tempoları kim yapar? Couple fitler falan yapar. Onları o bile bitirir. Geçiyor. O ama bile, sen evet. Maiden'de bu tempoyla gidersen zor. Bitmez yarış ve fotonun ağzında da yine dördüncülüğü bile çok büyük başarı. Kesinlikle. Bu tempolara rağmen. Aynen. Çok güzel koştu. Bir dahaki yarış Maiden'den kesin rahat çıkacaktır diye düşünüyorum. Eğer bozulmazsa performans. Kara Kaplı Defter'e Engin Yalçın'ın bu yarısını mutlaka yazalım. Ama yarış hayatta sınıra gelen isimlerden bir tanesi Burundi. Son 4-5 yani, yarışı kalmıştı. Bir an önce o tempoyu ayarlaması. Bu yarıştan sonrasını lazım. Söyleyeyim. Dörtlü, dördüncülük uzatmış olabilir uzatmış, ama. Uzatmış az bir şey uzatmıştır ama. Dörtte bir şey olmuyor diyebilirim ben ama. Dörtte uzamıyor. Önceki yarışlarında 2-3 varsa bir şey yapınca evet. Şey yapıyor ama. Ben de Torpedo'nun bir sonraki yarışta çok daha farklı olacağı kanaatindeyim, onu diyelim. Pekala, bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. 15 dakikamız kalmış, araya bir nostalji aracı alacağız. Ondan sonra 10 dakika tahminleri değerlendireceğiz. Yorumlarımız hazır zaten ama şöyle bir nostalji yarışı. Engin, senin yarışlardan birini verelim gene. Böyle hakikaten güzel atların olduğu yarışlar. O hani insanların, atların, her şeyin çok güzel olduğu yıllardan. Yaklaşık tam kaç sene öncesine gidiyoruz? Yine 14 sene önceye gideceğiz. 2003'te. 2003'te şöyle şu anda şeyde yanlış hatırlamıyorsam Adil Martıkaya da annelik yapan bir kısrağın yarışını hatırlayacağız. Bir grup 3 koşu kazanmışsın sen bu kısrakla. 1,5 kilo da fazla binmişsin. 53 çağında söyleyeyim sana. Dolayısıyla... Akşam yemeği fazla kaçırmışsın. Evet. Dolayısıyla bir koşu gelecek ekrana. Hakikaten bir grup koşu. Grup 3 bir koşu. İyi bir kısrak. Tabii Franca Ekolesi'nin kısrağında bir şeyler hatırlar mısın? Canlanır mı böyle hafızanlı bir şey? Ben yalnız İzmir'de bir atımla geçmiştim bunu. İbrahim abi mi ilgileniyor o zaman? İbrahim Çak. İbrahim Çak ilgileniyor. Angelson. Evet, Angelson. Evet. Aynen öyle. Angelson geliyor ekranlarımıza. Ve geçtiği atlarda hakikaten dönemin iyi atlarıydı. Gelsin bir hatırlayalım bakalım. İstanbul'dayız. 16 Temmuz 2003. 6. koşuya katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı Safkan'ın İngiliz atları Kumpis'e çıktılar. 1 numaralı Alvin Yalçın Akağaç'la. 2 numaralı To Be Famous Saadettin Boyraz'la. 3 numaralı Angel Song Engin Yalçın'la. 4 numaralı My Johnny Fuat Çakar'la. 5 numaralı Ergin Özcan Yıldırım'la. 6 numaralı Arif Bey Taylan Bağcı'yla. 7 numaralı Dep Dep Gör Mehmet Altınbaş'la. Ve 8 numaralı Çakra Erdal Baysal'la bu koşuya katılıyor. Yerine oldukça...
Leo da baksın. Şimdi atlarda starttaki memrinde. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İç kulvardan gelen Ergin, dış kulvardan gelen Arif Bey. Hemen dışına gelen Angel Song. Arası liderlik mücadelesi izliyor. Geçtikten sonra Arif Bey lider. İç kulvardan gelen Ergin içten dövme avantajı da onu yakalıyor. Bundan hemen sonra Too Famous. İç kulvarda My Johnny. Dış kulvarda Angel Song. En dış kulvarda 1 numaralı Alvin. Daha sonra orta kulvarda 7 numaralı Dep Dep Gör. Sağrısı Çakla sırasıyla 1600 metre startleri geçirdi. Arif Bey liderliği almıştık. Dış kulvardan gelen 1 numaralı şimdi Alvin temposunu arttırdı. Onun dışına kadar dolandı. Ergin 3. yürüdü. Angel Song 4. yürüdü. Hemen sağrısı Too Famous. Bunların hemen sağrılarında iç kulvarda Macion, orta kulvarda Dep Dep Gör, dış kulvarda Çaklı sırasıyla 1400 metre startleri geçirdikten sonra 1 numaralı Alvin geldi, liderliği aldı, farkı 1 puaya kadar çıkarttı. 3 numaralı Angel Song ikinciliğe kadar sokuluyor Arif Bey'in yanından. 4. orta kulvardan 2 numaralı Too Famous girerken koşulunda 1200 metre startleri geçirdi. 1.5 puaya kadar 1 numaralı Alvin lider, 3 numaralı Angel Song takipte devam ediyor. Arif Bey 3. yürüt hemen sağrısı Too Famous, dış kulvarda Çaklı, orta kulvarda Ergin Macion, dış kulvarda Dep Dep Gör sırasıyla koşunun 1 metre startleri geçirdikten sonra da 1 numaralı Alvin liderini koruyor. Dış kulvardaki 3 numaralı Angel Song yerini korumaya çalışıyor. İç kulvarda Arif Bey hemen var. Bunun hemen sağrısında orta kulvardan şimdi Too Famous, dış kulvardan Çakra, orta kulvarda Ergin My Johnny. Grubun gerisi Dep Dep Gör sırasıyla son 800 metreyi. 1 numaralı Alvin 1 boy kadar lider geçiyor. 3 numaralı Angel Song'un önünde. Onların 1-3 boy kadar gerisinde 3. orta kulvardan Too Famous girmeye çalışıyor. Hemen sağrısında yine ön grup takip eden bir diğer safkan Arif Bey. Bunların hemen yanlarına doğru da orta kulvardan gelmeye çalışan 4 numaralı My Johnny izliyorum. 3 numaralı Angel Song atak yaptı geldi. 1 numaralı Alvin dışına kadar dolandı. Bunların hemen dışına 2 numaralı Too Famous geliyor ve son viraj döndükten sonra orta kulvardan gelen 3 numaralı Angel Song, iç kulvarda 1 numaralı Alvin mücadelesine geri plandan 2 numaralı Too Famous'una katılma çabaları var. 3 numaralı Angel Song orta kulvarda liderliği almıştı. 3 kulvardan 2 numaralı Too Famous bariyerden tekrar 1 numaralı Alvin geliyor. 3 numaralı Angel Song orta kulvarda az partili lider. 3 kulvardan Alvin onunla olan mücadeleyi bırakmıyor. Angel Song Alvin arasında birincilik mücadelesi yaşıyor. 3 kulvarda Alvin orta kulvarda Angel Song arasında birincilik mücadelesi var. Geri plandan Arif Bey'e gelmeye çalışsa da Angel Song ve 3 kulvarda Alvin arasında birincilik mücadelesi devam ediyor. Angel Song orta kulvarda Alvin içeride, az partili Angel Song önde. Alvin içeride yarışın son metrelerinde Angel Song farkı 1 boya kadar çıkartarak Engin Yavaş'a kazanıyor. İç kulvardaki Alvin, orta kulvardaki Arif Bey ikinci için potaya birlikte girdiler. 2 numaralı Too Be Famous 4. oldu koşu. 3 numaralı Angel Song Engin Yalçın'la kazandı. Evet, bir verelim yarışı da üzerine konuşalım. Harika zaten Dijital Deneme. Harikanın yavrusuydu Angel Song. Evet. Engin dinleyelim senden. Yani müthiş bir mücadele olmuş. Alvin 1 lira 5 kuruş neredeyse. 1.25 çok büyük favoriymiş Yalçın'a karşıla. Ama 62 kiloymuş o. Birazcık kilo avantajında onu, şey yapmış. Tempo da veren bir attı zaten. Tabii. Ön tarafta tempo. Kolay değil 62 kilo ön tarafta bitirmek. Ama Alvin kuvvetli bir attı hakikaten. Bu tip yarışları da var. Hı hı. Orada bir rakibimiz daha vardı. Too Be Famous. Evet. Acayip yıllarımın. O da. Evet. Saadettin'le. Saadettin bu arada 2 kiloda 2 lira Küsürgan yanıymış yani. O da bizim sıkı rakiplerimizden bir tanesi. Sen sürpriz yapmışsın. 7.85 ganyan var. O gün evet, cazip olmuş. Cazip olmuş. David abinin, rahmetli David abinin güzel kısraklarından bir tanesiydi. Tempo yarışlarını daha çok seviyordu. Evet. Genelde uzun koşardı. Bugün de güzel bir şey yapıp, bekleme yapıp, ön taraflara yakın bekleyip, rakip zaten belli, arkadan gelene direnebilirsek diye düşünüyorduk. Evet. Öyle de oldu neticede. Güzel birincilik elde etmiş olduk. Evet. Eray bir cümle alacağım çünkü hemen yorumlarına geçeceğiz. Kısa mesafelerin iyi kısaklarından biriydi. Ben bunu İzmir'de geçtim biliyor musun? Beri ile geçtim. Doğrudur. Çok favoriydi gene. Biz de Beri'yi koşuyorduk İzmir'de. Fuat'la geçtik ama Fuat sağ olsun. Böyle düzlüğü bir döndük biz. Ufak ufak açıla 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 açıla. hatırlıyorum o günü hiç unutmuyorum. Kazanmıştık. Ama o zamandan belliydi çok açık yarış atı oldu. İyi koştu. Zaten... Kısa mesafe dedim az önce galiba. Uzun mesafelerin çok iyi attığı kısaklarından biriydi. Erkeklerde Velociraptor, dişilerde Sunshine jenerasyonuna denk gelmiş bir isimden bahsediyoruz. Ona rağmen... Evet. Buyurun. Peki. Haydi bakalım yorumlarına geçelim. Değerlendirmelerini alalım. Bugün Ankara yorumları Eray Balcı'dan geliyor. Evet, Ankara'da 10 koşulu bir program var. 5. koşu. 7 numaralı Irkım'la başlıyorum. 6'lı Gayan'ın ilk ayağına. Takibimdeki bu isim son parlak yarışı sonrası kazanmaya yakın. 9 numaralı Yıldız Güzeli son yarışını yaparsa bugün de iddialı olur. 11 numaralı Sır Perdesi, 2 numaralı Gülürü Hatun, sonrasında 3 numaralı Mahrem ve 13 numaralı Şelale. Günün ikinci ayağında 8 numaralı Zehir Afiye, 1.25 içerisinde bitirmiş olduğu son yarış sonrası bugün meydana veda etmesi en muhtemel sonuç olur. 3 numaralı Gazınç ve 2 numaralı Bol Karağı da
rakipleri olacak. Günün üçüncü ayağında iki numaralı Orange Blossom Gazi yarışı sonrası yavaş yavaş toparlandı ve son yarış sonrası artık yarış kazanacak duruma geldi. 4 numaralı Liliantus, sonrasında 6 numaralı Wow So Cool, 5 numaralı Last On You ve 3 numaralı Elhams diyorum. Günün dördüncü ayağında 6 numaralı Deniz'in kısalan mesafede bence rakibinin bir adım önünde, rakibi 8 numaralı Sadık'ın gücü olur. 5. ayakta 8 numaralı Yoldaşan, kum piste yatkın pedigrisiyle bugün kazanmasını beklediğim isimdir. Arzu eden dostlarımız günün bankosu olarak değerlendirmeye alabilirler. Ancak rakip arayan yarışseverlerimize 9 numaralı Prenses Aslı, 4 numaralı Kor Yiğit, 1 numaralı Baba Lami ve 7 numaralı Vaat diyorum. Kapanışta 11 numaralı On and Only kazanmaya yakın. Son yarışı 1400 mesafe istediğini gösterdi. Artık oturdu Butay. 7 numaralı Fastbender ve 2 numaralı Prenses Torun'da Butay'ın rakipleri olur. Tek tercihin Yoldaşan mı eğer? Yoldaşan veya günün ikinci ayağında 8 numaralı Zeyrafiye. Evet, bu arada bir mesaj gelmiş. Ben mesajı demin atladım. O futbol yorumlarını programın başında yaparken... Lale Hanım mesaj göndermiş. Diyor ki, bence diyor Lucescu diyor yerli oyuncu bulamıyor diyor. Takımların %70'i yabancı, ondan diyor. Bulduğunu da yanlış seçiyor. Bir de öyle bir şey değil mi? Dolayısıyla o paylaşımı da aktarmış olalım. Çok teşekkür ederiz. Ve hemen Eray, İzmir'den devam eder misiniz? Eray'ın İzmir yorumlarını da verelim mümkünse. Evet, İzmir'de dördüncü koşudan başlıyor ikinci altlık. Yani Regio'nun bu pistte ve mesafede rakiplerinin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Müşra Nadia Denser bugün daha yatkın olduğu kuma çıkıyor. Kesinlikle ihmale gelmez. 4 numaralı torunum Mira, 5 numaralı İstanbul House ve 2 numaralı Cafer Ağa. Günün ikinci ayağında 8 numaralı Patika son yarışını yaparsa bugün kazanır. Ancak 6 numaralı Derin Didem ve 1 numaralı Bilgeli de ihmale gelmez. Üçüncü ayakta güçlü kanattı anne My Lady'nin hakkını vermeye başlayan 8 numaralı Galloping Lord bugün de kazanır, günün bankosu. 4. ayakta 5 numaralı Gönül Avcısı ve 4 numaralı Sultan Batur ikilisini ben ayıramadım. Sizler de ayırt etmeden kuponlara yazın derim. 5. ayak ve 6. ayak günün zor koşulları. 5. ayakta 9 numaralı 40 Dilim, 7 numaralı Fernanda Kız ve 4 numaralı Yiğit Baba'yı bir kere yazalım. Daha sonra 1 numaralı Baba Cuma, 2 numaralı Bakur, 6 numaralı Can Özgü ve 5 numaralı Yusuf'um. Kapanışta 4 numaralı A Cemal yeni ilgililerinde bambaşka koşmaya başladı. Bugün de kazanmaya yakın. 2 numaralı Gökaltay, 7 numaralı İone, 11 numaralı İnsu'yu, sonrasında 8 numaralı Kalaycı Kaya, 15 numaralı Cihanşah, 1 numaralı Canım Mira, 3 numaralı Özgür'ün oğlu ve 9 numaralı Saltıkoğlu yazarak kapanışa sürpriz arayalım. Evet, Galloping Lord geldi. Benim Ankara yorumlarımı verirseniz eğer, ben de hemen Ankara değerlendirmelerime geçeyim. Arkadaşlarım şablonu verirse, Ankara şablonumuzu. Ben altlı ganyanın ilk ayağında Ankara'da 3 numaralı Mahrem diyeceğim. Potoya hayli yakın gözüküyor. Bugünün de bana göre birinciliğin en güçlü adaylarının başında geliyor. Son yarışları gayet tatminkar. Ancak 13 numaralı Şelale'den bugün iddialı bir yarış bekliyorum. Zor bir ayak çünkü ilk ayak. Mümkün olunca çok ata şans tanıyalım. 6 numaralı Asi Kırtay, 5 numaralı Peksus, 11 numaralı Sır Perdesi ve 10 numaralı Burcutay başta olmak üzere şablondaki diğer isimler yazılabilir. Hatta mümkün olduğunca bu ayağı çok at değerlendirmesine fayda var ama öncelik 3, 13, 6, 5, 11 sıralamasını değerlendirelim. Altı ganyanın ikinci ayağına geldiğimizde ise Zehir Afiye birinciliğe çok yakın gözüküyor. Bu performansla normal şartlarda bu grubu geçer. Ancak maiden koşularda sürpriz arayanlara 9 numaralı Dugem. Son yarış padoğunu beğendiğim taylardan biri Dugem. Takip listeme aldım. Hakeza 5 numaralı İstasyon. Son yarışında önemli işaretler verdi. Bugün 8 numaralı Zehir Afiye'nin en ciddi rakibi 9 numaralı Dugem ve özellikle 5 numaralı İstasyon diyeceğim. Orta ölçekli kuponlara 8, 9, 5 yeterli. Ancak 3 numaralı Gazınç, 2 numaralı Bolkara, 10 numaralı Koşan Saçan, hatta 7 numaralı Yusuf Efe çok at yazanlar tarafından dikkate alınabilir. Altılı Gayen'in 3. ayağında el değiştiren ve yeni ekibinde bugün ilk startını alacak olan iddialı bir performans beklediğim Liliantus'a ilk şansı veriyorum. 4 numaralı Liliantus'a, 3 numaralı Elhamse ve 1 numaralı Indianapolis. O da Mehmet Kaya'ya geçti. Ciddi rakiplerden biri olacak. 2 numaralı Orange Blossom ise en ufak bir hatayı affetmeyecektir. 4-3-1-2 sıralaması birlikte değerlendirilebilir. Günün 4. ayağında Ankara kum pistine ilk defa çıkacak. Öyle söyleyeyim sizlere. Yoksa Ankara'nın havasını suyunu bilen ama Ankara'nın kum pistine ilk defa çıkacak olan 8 numaralı Sadık'ın gücü çok büyük bir terslik olmazsa verirsiniz ekrana şablonu söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle birinciliğin en güçlü adayı olacak. Kazanmaya hayli yakın gözüküyor. En ciddi rakibi ise 6 numaralı Deniz'im olacaktır. Eğer
Banko tercihini son ayakta kullananlar 6 numaralı Denizli'mi ilave edebilirler. Bana göre yegane alternatif. Günün kapanış ayağında 1 numaralı Baba Alami, 7 numaralı Vaat ve 8 numaralı Yoldaşan üçlüsünü ayırt etmiyorum. 1-7-8 burayı büyütenlere 4 numaralı Kor Yiğit, 6 numaralı Uzun Bey, ki bu Uzun Bey'i de mutlaka bir kara kaplı defteri adını yazalım. Bugün de çarpı atılabilir ve 5 numaralı Sarohan Bey'ine aman dikkatliyim geniş kuponlar ihmal etmesin. Günün son ayağında bu mesafeye ilk kez çıkacak olmasına rağmen lehine olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Prenses Torun benim bir diğer limanımdır. Eğer sağdın gücünü tek yazarsanız sonda diğer alternatif kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet, bugünkü programın da sonuna geldik. Dolu dolu bir program oldu. Çok değerli katkı ve katılımlarınız oldu. Her birine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Mesajlarınız da olsun. Cep telefonunuzdan gönderdiğiniz katkılar var. Camianın her birimine çok teşekkür ediyoruz. Yarışsever dostlar baş tacı ama camiada bütün at sahibi, antrenör, jockey arkadaşlarımız her biri çok yoğun destekler veriyorlar. Bilgi paylaşımlarında bulunuyorlar ki bunlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve sözü kapanış için önce sevgili Engin Yalçın'a ve hemen ardından Eray Balcı'ya bırakıyorum. Sağlık, huzur ve neşe daiminiz olsun. Yarın aynı saatte Son Düzlük'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, cumartesi sona erdi. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.